Efendim herkese iyi geceler. En sıra dışına hoş geldiniz. En sıra dışında bu gece yine sosyal mesafeyi koruyarak, kollayarak karşınızdayız. Sosyal mesafeyi koruyarak Hasan Öztürk'e hoş geldin diyorum. Eyvallah. Hasan Öztürk stüdyomuzda. Hemen Ankara'ya uzanalım. Ankara'da Emin Pazarcı var. Emin Pazarcı hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hemen oradan Ordu'ya gidelim. Ordu'da Ahmet Yenilmez var. Ahmet Yenilmez, siz de hoş geldiniz yayınımıza. Üzülüyorum. Hoş geldiniz Ahmet Yenilmez. Hoş bulduk efendim. Eyvallah. Göktürk'e gidelim. He, Mustafa. Mustafa Şen de orada. Mustafa Şen, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Ama hemen bırak bir dakika. Sübliminal mesaj veriyor. Saçlarıyla. Hayır, sübliminal mesaj var orada. O ayrı. Önce saçlarından başlayalım. Şimdi arkada ne var Hasan Öztürk? Orada bir şey, hat var. Hat okumaya var. Çalışıyorum ben ama ben okuyamadım. Ben göremedim buradan. Yani, ne yazıyor orada? O bana efendim, benim gibilere edep. Edep ya. Ya, sübliminal mesaj veriyor evet. Ona göre. Saatler olsun. Efendim teşekkür ederim. Şimdi ya, biraz şerif abi, var. Aferin ama. Ali'den üstün yiğit, Zülfikar'dan üstün kılıç bulunmaz. Ondan ilham alarak bir sözle bir söyleyelim dedik konuyla alakalı. Söz ha. Şöyle, oğlumdan üstün berber bulunmaz. Güzel. Makinayı aldı, ama daldı böyle oldu. Olsun olsun, fena görünmüyor. Fena görünmüyor. İstersen biraz daha bir yakından daha verin Mustafa Şen'in. Daha net görelim, izleyicilerimize görsün. Yani o kadar yakından vermeyin, etmeyin arkadaşlar. Şimdi saçından sebep buraya gelmedi. Ciddi misin? Tabii ki. Bu aramızda sır değildi Mustafa Şen. O zaman yani, bir dakika, ben de saçlarını zaten, kesecek birini bulursam gelmeyeyim. Turgay şöyle. Kişi bir kişiye daha söyleyince o sır olmaktan çıkar. Söylediysen sır değildir. Evet. Sıkıntı yok. Bence yakışmış yani. Her türlü yakışmış Mustafa Şen. Turgay Güler. Efendim? Turgay Güler, şu sıra herkes berber oldu. Geçen gün bir baktım, bizim oğlanların ikisi de kafa 3 numara. Benim makineyi almışlar, ikisi de birbirini kırpmışlar. Oh. Yani evde maalesef şey var. Berberlik çalışmaları var. Berberlerin bundan sonra dükkan açarlarsa işleri zor gibi diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi herkes berber oldu. Herkes birbirinin kafasını tıraşıyor. Öyle görünüyor. Şimdi biz bize yeteriz meselesi var ya, bak burada da görünüyor. Biz bize yeteriz. Hakikaten doğru. Biz bize evet, yeteriz. Evet, işte çok güzel. Tam uydu. Tam evet. Uydu. Arkadaşlar şimdi, köye gelin, köye. He. Bir de o var şimdi. Ordu. Ya yani Ahmet abi gelemiyoruz ya, onun için gelin diyorsun ha. Şu gelinebilir zamanda bakalım diyecek misin? Ona göre hareket edin. Demez. Gelinebilir zamanda demez. Şimdi biliyor ki demeyeceğiz. Gerçi Ahmet Yenilmez der. Ahmet Yenilmez'in gönlü çok zengindir der. Denilecek zamanda der. Odalarımız hazır. Fakat biz bunu şimdiden bir randevu olarak kabul edelim. Bir gün gidelim inşallah. İnşallah. Beni davet etmişti. O dağın tepesinde ben de aşağıdan sahilden geçiyordum. Sabah çok erkendi. Ben o edep dedin ya, o edebe uyup gitmedim, rahatsız etmeyeyim dedim ama Ahmet Yenilmez fena fırçaladı. Nasıl geçip gidersin? O zaman biz bir dahaki edepsizlik yaparız yani. Evet, bir dahaki sefere. O zaman bir atasözü, fazla edep edepsizliktendir. Evet, bu da güzel, doğru. O da güzel. Bu da doğru. Her kişiden edepsizlik sadrolunmaz efendim. Sizden sadrolan edeplidir. Ya, budur işte. Ahmet abi geleceğiz. Madem böyle dedin geleceğiz. Abi. Evet. İnşallah. O günler çaylarınızı gelsin. Aldınız zannediyorum. Ekran başındaki izleyicilerime söylüyorum. Çaylar demlenmiştir. İftar sonrası da iyi gider. Biz başlayalım isterseniz. Son dakika gelişmesiyle başlayalım. Son dakika gelişmesi şu. Bu malum MİT şehitlerinin ifşası meselesi vardı. Tıpkı MİT tırlarında olduğu gibi. Libya'da şehit düşen bir MİT görevlisinin deşifre edilmesiyle ilgili soruşturmada çok ama çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Onun bilgisi de akşam saatlerinde gündeme düştü. MİT görevlilerinin kimliklerini deşifre eden ilk isimlerden biri olan Murat Ağırel,
Kim o? Yeni Çağ Gazetesi'nin. İşte, önemli. Önemli. Tamam. Yazarı. Yazarı. MİT görevlilerinin kimliklerini deşifre ettiği gün Murat Ağırel'in MİT görevlilerinin kimliğini deşifre ettiği gün saat 14.46'da uluslararası bir ajansın Türkiye ofisiyle 15 dakikalık bir sır görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkıyor. Daha sonra da MİT mensubunun kimliklerini, fotoğraflarını Twitter'dan paylaşıyor bu arkadaş. İlk deşifre 22 Şubat 2020'de yapılan paylaşım ve MİT mensuplarının kimlik bilgileri, fotoğrafları, mesleki konum ve ünvanlarıyla birlikte ilk kez deşifre edildiği bu paylaşımdan önce Libya ülkesinde askerlerin şehit olduğuna dair haberlerin sosyal medyada dolaşıma girdiği fakat söz konusu paylaşımların hiçbirinde şehitlerin MİT mensubu olduğuna yönelik herhangi bir ibare veya ima bulunmadığı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olduklarının zannedildiği anlaşıldı. Murat Ağrel'in söz konusu ifşa eyleminde MİT mensubu şehitlerin fotoğrafları ve kimlik bilgilerini bilerek ve isteyerek özellikle belirttiği diye devam ediyor. Şimdi ilk bakışta bazen şöyle ifade ediliyor. Yani MİT mensubu ölmüş, şehit olmuş falan. O değil. Libya'da görev yapıyordu. Yani Libya'da bir istihbarat çalışması yapıyoruz. Dikkat edin ha diyor bir yerlere. Tabii canım. Zaten şimdi yani pası almış olayım ben bunu Turgay. Şimdi bu mesele o kadar organize bir şeymiş ki biz bunu sonradan sonra öğrendik. Yani Libya'da şehit olan MİT mensubunun şehidimizin Akhisar'daki cenaze töreni, onun toprağa verilmesi meselesi ve sonrasındaki onun kimliğinin deşifre edilmesi meselesi öyle bir organize yapılmış ki. Bak Ümit Özdağ nerede şimdi? Bir ses çıkıyor mu? Yok. Ama mecliste tuttu. Ya mecliste basın toplantısı yaptı. İsmini açıkladı. Kimliğini açıkladı. MİT mensubunun. Dur orada. Bugüne kadar bu ülke kaç şehit verdi? Binlerce. Hangi birinde bir milletvekili, bir şu, bir bu neyse çıkıp aa bak şu da ölen şehidimizin adı bu, soyadı bu falan dedi. Demedi. Hassaten fokus yaptı. Hayır demedik ya. Bakın Ümit Özdağ yani izliyordur muhtemelen bizi hocam. Selam olsun. Söz hakkında doldu yani. Onu da söyleyeyim istiyorsa bağlanır. Açıkladı. Ümit Özdağ'la ilintili, ilişkili ya da partisiyle doğrudan ilişkili. Onu söylüyorum. Yani İyi Parti'yle doğrudan ilişkili. Yeni Çağ Gazetesi bu işi aldı, köpürttü işte ismini verdin arkadaş. Şimdi bu çok daha enteresan bir şey. Yani o ismini verdin, Murat neydi o? Murat Ağrı. Murat Ağrı tutuyor. Ona bildiriliyor. Yani o deşifre etmeden önce uluslararası bir ajansın Türkiye bürosuyla, ofisiyle görüşme yaptığı tespit ediliyor değil mi bu? Evet, evet. Ya bunlar mahkeme sürecinde daha çok ortaya çıkacak. Şimdi dahasını söyleyeceğim. Bu meselede ya herkes yapmıştı da niye işte sadece Oda TV'nin iki tane adamı bu işte sorumlu tutuluyor diye bas bas bağırıyor ya Oda TV'ciler, o arkadaşlar. Hı hı. Yani bu olur mu kardeşim başkaları da. Şimdi oradaki meseleyi de hatırlayalım. Şimdi belediyenin basın görevlisi şehit cenazesi var diye törene gidiyor. Gittiği zaman fotoğraf çekeceği zaman oradan uyarıyorlar. Diyorlar ki hassas bir mesele, fotoğraf çekme. Ama o arkadaş iki kare fotoğraf çekiyor. O da şu anda dava yargılanıyor. Onun ifadesinden söylüyorum. Çektikten sonra nasıl olduysa bir şekliyle bu söz konusu internet sitesinin Manisa bölge muhabiri o belediye mensubuna ulaşıyor. Belediye görevli memura, basındaki memura ulaşıyor. Diyor ki sende fotoğraflar varmış, onları bize versene. Adamın ifadesi vermiyorum diyor. Olmaz diyor, hassas dediler. Yok ya diyor, ben bunu yayınlamak için falan istemiyorum. Ben sadece incelemek için istiyorum. İncelemek için istiyorum. Bu da gönderiyor. WhatsApp hesabından o fotoğrafları gönderiyor. Kendi ifadesinde. Gönderince şöyle bir tablo çıkıyor. Aa biraz sonra pat bunu alıyor. Oda TV
pat diye yayınlıyor. Şimdi bak bir tarafta nasıl diyelim, Ümit Özdağ ismini söyledim, Yeni Çağ Gazetesi'nin ismini söyledim. Yalnız o muhabir muhtarın açıklaması ortaya çıktı bugün. Ondan haberin var mı? Nedir o? Muhtar diyor ki öyle lanet ayin gelmedi. Bilerek geldi o muhabir diyor. Yani orada zaten o, bir MİT dedim? Mensubunun şehit bir yani cenazenin şehit bir MİT mensubuna olduğunu bilerek geldi zaten diyor. Zaten şunu için söyledim ya Turkay, oraya atlamayalım o zaman. Onun altını bir daha çizelim. O belediyedeki fotoğrafları çeken, iki kare fotoğraf çeken basın görevlisine o muhabir ısrarla biliyor ki kendisinin uzaktan çektiği bir fotoğraf var, biliyorsun değil mi? Kendilerinin uzaktan çektiği bir fotoğraf var mezarlıkta. Yakından çekilmiş fotoğrafları bildiği için doğrudan diyor ki incelemek için istiyorum. Başka ve şey de alıp, var. Sivil hayattaki görüntüleri var. Nasıl bulabilirsin bunları? Onu da arkadaşlarından aldık diyorlar. Burada benim dikkatimi çeken şu. Şimdi Oda TV bu işin bir yerinde var. Burada Oda TV'nin izleyici diyelim ya da tıklayanı, okuyucu kitlesinin bir duruşu var. Soner Yalçın da kastire söylüyorum. Öbür tarafta İyi Parti üzerinden Yeni Çağ Gazetesi, Ümit Özdağ özellikle söyledim, üzerinden milliyetçi, muhafazakar kesimden oy alan İyi Parti'nin tabanına yönelik bir şey var. Hani Ümit Özdağ nasıl yakışmıyor değil mi mesela? Şeyde fotoğrafa oturmuyor değil mi mesela? Ya oturmaması lazım. Oturmaması lazım. Kastım o. Oturmaması lazım. Bak çift taraflı bir şey yapılıyor. Yani ben bu işte eğer müdahale edilmemiş olsaydı, yani bu işte MİT mensubunun kimliği deşifre ediliyor diye soruşturma başlatılmamış olsaydı, gözaltılar olmasaydı, tutuklamalar olmasaydı, ben hala bu işten o MİT mensubu Allah rahmet eylesin orijini üzerinden de devam edeceklerini düşünüyorum. Evet. Yani bu çift taraflı vuruyorlar. Şimdi ne işimiz var? Libya'da Libya'da Türkiye üstü örtülü operasyon yapıyor. MİT'çiler orada onu yapıyor. Üçüncüsü yani neyse burası söylemeyeyim. Burası tehlikeli tamam. Bir şey çünkü. Tamam girme. Ben Emin Pazarcı'ya döneyim. Emin Pazarcı ne var ki yani bir şehit haberini duyurmuşlar mı? Böyle mi bakacağız? Şimdi Turgay Güler biraz önce yakışmıyor ifadesini kullandın. Ben de sizleri dinlerken fotoğraflara baktım, onu oraya koydum, bunu buraya yerleştirdim. Yakışmıyor. Şimdi Yeni Çağ Gazetesi 2000'li yılların başında kuruldu. Hı hı. Ve Yeni Çağ'ın adını kim verdi biliyor musunuz? Yeni Çağ Gazetesi'nin ismini Devlet Bahçeli koydu. Yani Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanım. Yeni Çağ'ın o dönemde genel yayın müdürü kimdi? Metin Yılmaz'dı. Peki Metin Yılmaz bugünlerde Sözcü Gazetesi'nin genel yayın müdürü. Ve Ahmet Çelik Yeni Çağ Gazetesi'nin sahibi işte Devlet Bahçeli'ye yakın isimlerden birisiydi. Ve bugün bakıyoruz İyi Parti'nin içinde İyi Parti'nin önde gelen isimlerinden birisi. Yani fotoğraflara bakıyorsunuz Yeni Çağ bu noktada Oda TV ile beraber. Yani Metin Yılmaz Sözcü Gazetesi'ne gidiyor. Yani bir baktığınız zaman gerçekten yakışmayan garip. Devlet Bahçeli'nin ismini koyduğu bir gazetede bugün işte Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhine diyorum bir takım yayınlar yapılabiliyor. Demek ki bazı şeyler gözümüzden kaçmış zamanında bizim. Yani bu fotoğrafı da çekmek istedim çünkü Yeni Çağ kuruluşunu çok iyi biliyorum hatta o dönemde. Bak bu cümle çok önemli. Bazı şeyler gözümüzden kaçmış. Bunu Muhsin Yazıcıoğlu'nun merhumu şu evet. Cümlesiyle de yani, ifade edebiliriz. Tarlamızı sürmüşler. Tabii canım. Çok güzel ya. Sürmüşler değil de sürmeye çalışmışlar demişti. Yani eyvallah. Sürmüşler sürüyorlar işte sürmeye çalışıyorlar. Onu da bu biliyorsunuz Santoro cinayetiyle ilgili olarak gelişmeler üzerine ben zaman zaman konuşuyordum. Tabii her tarafa el atmış bir takım şeyler var, güçler var ve geçen gün yine bu işte kişilerin, avukatların bir ifadesini okudum. Adeta aklımızla, Türk milletinin ferasetiyle alay ediyor. Diyor ki, MİT kanunu aslında cenaze törenlerini kapsamıyor. Yani cenaze törenleri yayınlanabilir diyor. Böyle de milletle dalga geçiyorlar. Zaman zaman garip bir takım açıklamalar yapıyorlar. Yani cenaze törenini kapsıyor diye yazılmaz tabii ki.
MİT mensuplarının ifşası ile ilgilidir o. Ama o cenaze törenini koyduğunuz zaman o fotoğraflardan biraz önce siz belirttiniz. Aileden, ilişkilerden diğer MİT mensuplarına da ulaşılabilir. Pek çok düğüm çözülebilir ama en önemlisi ne faydası var diye bakmak lazım. Yani kime ne faydası var? Evet. Kamuoyu bunu merak ediyor mu? Çünkü bir gazetenin bir haberinin kamuoyunun merakıyla ilgili olması lazım. Ha MİT mensubu olmuş, ha Türk Silahlı Kuvvetler mensubu olmuş, ha da polis olmuş. Yani orada bir şehidimiz var ama bu ayrıntılara girdiğiniz zaman siz burada başka bir şey yapıyorsunuz. Başka bir amaca hizmet ediyorsunuz ve nitekim biraz önce işte haberi sunarken yurt dışı bir takım bağlantılardan bahsettin, bazı görüşmelerden bahsettin. Maalesef çok çirkin. Yani basın özgürlüğü kullanılarak Türkiye'nin milli menfaatleri aleyhine yayınlar yapılıyor. Mahkeme bunların çoğunu ortaya çıkaracaktır. Burada kınamak lazım. Yani bu yayın kınanacak bir yayındır. Ben 40 yıllık hepinizden de eski bir gazeteciyim. Ve gazeteci de adam gibi yaptım. Yani muhabirlikten elimde fotoğraf makinesiyle koşarak gece muhabirliği dahil olmak üzere polis adliye, ekonomi, dış politika, meclis hepsini yaptım. Ve herhalde bu konuda da biraz laf söyleme hakkına sahibim. Çünkü üniversitede de ben alaylıyım. Yani basın yayın mezunu değilim. Ekonomi fakültesini bitirdim. Ama gittim üniversitede de ders verdim iletişim fakültelerinde. Gazeteciliği biz biliriz. Gazeteciliğin ne olduğunu biz biliriz. Burada bir gazetecilik faaliyeti yok. Burada Emin Pazarcı. Maalesef Emin Pazarcı. Bir gazetecilik faaliyeti var. Sen de ben de hani meslekte o dedik ya fotoğraf makinesi elimizde muhabirlik yaparak başladık. Meslek hayatımda yüzlerce şehit cenazesine katıldım. Yüzlerce. Onların isimleri sadece haberde belirtilmek için gerekliydi. Asıl olan şehit cenazesiydi. Oraya gitmemizin sebebi, haber yapmamızın sebebi. Yahut üzülenler yahut o cenazeye katılanlardır. Ahmet, Mehmet, Cevdet, Hüseyin, Ali, Veli bunun önemi yoktu. Ortada başlı başına bir şehittir önemli olan. Kimse de ya şu ölen şehidin adı neydi diye yani kamuoyu da merak etmez. Nedir? Küçük bir çocuğu vardır. Daha henüz kundaktadır. 3 çocuk babasıdır. İşte çocukları ortada kalmıştır. Bir ailenin bir çocuğudur. Yani bu tür bilgiler haberi zenginleştirir. Dikkat çekilmesine sebep olur. Yoksa o şehidin kimliğinin yani insanlar bilsin diye söylüyorum. Ahmet mi? Kaç tane mesela nedir? 15 Temmuz'da şehit olan Ömer Halis Demir. Bunun ismi önemli. Çünkü orada bambaşka bir şey. Yani ne diyoruz? Nokta atışı bir iş yaptığı için önemliydi mesela. Dolayısıyla burada MİT mensubunun cenazesi, onun şehit olması değil, bile isteye arzuya, arzulayarak gidilmiş, buradaki şehit cenazesi bir MİT mensubuna ait. Adı da şuralı, işte şu ailenin çocuğu, soyadı da bu, bak bu da fotoğrafları denmek için gidilmiş yani. Bunun şimdi, altını çizelim anlaşılsın. Şunu da söyleyelim. Biz Libya'da şimdi, kime şimdi karşı savaşıyoruz? Bir saniye. Yani şu, biraz gidesin önce Turgay'ın söylediğini eklemem lazım. Ondan sonra size bırakırım zaten. Eyvallah. Turgay doğru. Yani biraz önce şundan bahsettim. İşte ben şuyum dedim. Yaptığım gazeteciliği ortaya koydum. Ve bu meselede de herhalde laf söyleyecek bir geçmişe sahibim. Kaldı ki bu konuda da hocayım. Yani burada kimse kalkıp da bir gazetecilikten, habercilikten bahsetmesin. Bunun adı başka bir şeydir. Bunun adı 5. kol faaliyetidir. Gazeteciliği kullanarak, gazetecilik kisvesi altında yapılan gizli bir faaliyettir ve maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik aleyhine yapılan bir faaliyettir. Bunu da rahatça söyleyebilirim. Kimse kalkıp da bize gazetecilik edebiyatı hikaye yapmasın, hikaye anlatmasın. Eyvallah. Ahmet Yılmaz bizi ekranda göremiyormuş. Onunla bilgilenin arkadaşlar. Ben Hasan Öztürk'e söz vereyim o arada. Şimdi şunu hatırlatmamız lazım. O MİT mensubu Libya'da kime karşı mücadele ediyordu? Hafter. Hafter'in arkasındaki güçler kimler? Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan,
Rusya, yani o paralı askerler üzerinden bir Rusya, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin birçok ülkesi. Şimdi o yabancı ajans kim? Böyle bakınca bu yapıları kim finanse ediyor? Bu gazeteleri kim finanse ediyor? Böyle bakınca o zaman daha bir anlamlı oluyor. Bir MİT mensubunun, şehit olmuş bir MİT mensubunun cenaze törenine katılanları artı memleketini ve hatta mezarını bile görüntülemek o zaman anlamlı hale geliyor. Neyi kastediyorum? Biz Türkiye'de Kaşıkçı cinayet diye bir cinayet yaşadık. Bir adam, Suudi Arabistan vatandaşı bir adam, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdi ve bir daha çıkmadı. Paramparça edildi. Yok. Yine herkes bilir, yani Allah rahmet eylesin, ikisi de rahmetli oldu. Hem Ömer abiyi kastetmek söylüyorum, Ömer Lütfü Mete'yi, hem de Mahir Kaynağı kastetmek söylüyorum. İkisinin de söyledikleri şeyler vardı. Türkiye'de bütün dünyanın önemli istihbarat örgütleri cirit atıyor derlerdi o dönemler açısından. Şu stüdyoda Ömer Lütfü Mete dedi ki, bu Ergenekon konuşulurken ilk kez bu stüdyoda dedi, sıra dışında. Ben bu ülkede ya bir yabancı gizli servis elemanını kolu kelepçeli görmediğim sürece bana kimse bir şey anlatmasın demişti. Biz çok gördük. Evet. Şimdi yani rahmet olsun. Artık gördük. De, yani o göremedi abi, ama biz gördük. Ömer abi yani tazimle anıyorum. Şimdi peki, onların hatırlatarak söylüyorum ısrarla bu ülkede operasyon kabiliyetleri olan uluslararası ajanlar var, elemanlar var. Şimdi bunu yaparak onların ekmeğine yağ sürmek diye bir deyim var ya, ekmeğine yağ sürülmüş olmuyor mu? Bunu yaparak bir yer hedefe konmuş olmuyor mu diye ben soruyorum. Mustafa Şen'e döneyim hemen. Şimdi, İkinci şeyde gazetecilik şey açısından söylüyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Sorumlu gazetecilik diye bir şey var. Sorumlu gazetecilik diye bir şey vardır. Biz bu sorumlu gazeteciliğin ne olduğunu da açarsanız oturuyoruz. Eyvallah. Ahmet Yenilmez bir şey söyleyecekmiş. Peki Mustafa Şen'den müsaade alıyoruz. Şimdi Mustafa abiden helallik istiyorum. Konunun bir başka boyutu var. Özellikle mensubu olduğum ve mensubu olmaktan da şeref duyduğum Ülkücü Hareket'i bağlayan bir noktası var. Yeni Çağ Gazetesi'nin biraz önce Hasan abi de söyledi. İsim babası Sayın Devlet Bahçeli'dir. Ve Emin o dönem Emin abi söylemiş. Evet. Şimdi Ülkücü Hareket'teki bir takım nefsani hırslar, bir takım şahsi kavgalar artık öyle bir had safhaya geldi ki Ülkücü Hareket'in ne yapısına, ne edebine, ne geçmişine, ne de misyonu üzerine verdiği mücadeleye yakışmaz bir hale geldi. Yani düşünebiliyor musunuz? Ülkücü geçmişe sahip bir insan, milli istihbarat başında milli olan bir kurumun mahremini tabiri caizse başkalarına servis ediyor. Bu tehlikenin bir başka boyutudur. Yani bu dizginlenemez. Burada haklılık, haksızlık da aramıyorum. Yani herkesin nereden baktığına bağlı olan bir hadise. Ama Yeni Çağ gibi bir gazetenin mensubunun, Milli İstihbarat Teşkilatı gibi bir teşkilatın mahreminin bir yerlere servis edilmesi gibi bir olayın içerisinde adının alınıyor olması çok üzerinde durulması gereken bir hadise. İkincisi, arkadaşlar 41 tane insanımız şehit oldu. Yani PKK terör örgütünün canilerin bombalaması neticesinde 11 çocuk, 41 insan hayatını kaybetti. Ve gelin görün ki Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu şehidin mahremiyetinin peşinde koşanların hiçbir şekilde ne haber sitelerinde ne sosyal paylaşım hesaplarında 41 vatandaşımızın canını vermesi, bence onlar da şehittir. Orada destansı bir mücadele verilmekte dikkatini çekmiyor. Bütün bunları bir araya topladığımız zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor.
savaşın en tehlikeli boyutunda biz içeriden vuruluyoruz. İçeriden yara alıyoruz. Milletimizin yapılan tartışmayı bu boyutuyla dinlemesinde fayda var. Eğer bu boyuttan dinlemezlerse olayı sadece Turgay Gürer ve arkadaşları bir araya gelmiş hadiseyi siyasi boyuttan tartışıyor diye anlayabilirler. Değil efendim. Bir kere bu memleketin katılır katılmaz kimileri ülkücü hareket ideolojik hassasiyetini de bir noktada bir kenara bırakıp zamanı geldiğinde vatan, millet ve devletin mahremiyeti söz konusu olduğunda canını bile vermekten bir dakika imtina etmemiştir. Bence bu arkadaşlarımızın aklını başına alıp ben ne yapıyorum, kimlerle hangi safta nasıl resim veriyorum, ben nelere sebebiyet veriyorum bunu düşünmesi lazım. Bence asıl tehlike bu. Eyvallah. Mustafa Şen'e dönelim. Mustafa Şen'in de bu konudaki fikrini alalım. Sonra tıpkı MİT tırları olayında olduğu gibi MİT tırları olayı yaşanmıştı Hasan Öztürk. Sonra neler gördük biz? Şimdi bu MİT meselesi, bakıyoruz oradan birisi darbe istiyor. Oradan birisi rejimi değiştirmeye kalkıyor. Oradan birisi bir şeyler yapıyor falan. Müvekkatlara diyor ki işini yapanlar rahat olsunlar, diğerlerini göndereceğiz. FETÖ diyordu bunu biliyorsun 17-25'ten sonra falan. Hayır, sana geçen hafta bir şey daha, parantez sadece. Geçen hafta FETÖ hesaplarının neler yaptıklarına bakarsak aynısı. Yani. Soracağım onları. Gelecek, 20 yılda geçse, 30 yılda gelse geleceğiz ve yargılayacağız sizi diye. Evet, Mustafa Şen. Teşekkür ederim. Öncelikle ben bu tür faaliyetleri gazetecilik faaliyeti olarak görmediğimi, gazeteci olmayan birisi olarak söyleyeyim. Gazeteciliğin ne olduğunu zira sadece gazeteciler bilmiyor olsa gerek, hepimizin bilmesi lazım. Şimdi bu Emin abiden de aslında hareketle bunları söylüyorum. Çok net söyledim. Bir gazetecilik faaliyeti değil. Bunu 40 yıllık bir gazeteci söylüyorsa oturup bir düşünmek lazım gerçekten. Diğer taraftan kullandığı diğer kavram çok açıklayıcı bence. Beşinci kol faaliyeti. Bu iki kavram üzerinden yani gazetecilik ve beşinci kol faaliyeti üzerinden konuşmamız gerekiyor. O yüzden ben bu tip gazeteci arkadaşların gerçekten gazeteci mi yoksa birileri hesabına çalışan ajan mı olduklarından çok emin değilim. Bu kadar net konuşmamın sebebi aslında belki 5 sene önce böyle şeyler olsaydı bu kadar net konuşmazdık. Fakat biz Gezi olayları diye bir şey yaşadık. Arkasından bambaşka bir şey çıktı. Arkasından 17 Aralık darbesi diye bir şey yaşadık. Arkasından hemen arkasından 25 Aralık diye bir şey yaşadık. Arkalarından bambaşka şeyler çıktı. Devam etti geldi. Biliyorsunuz PKK ya silah bıraktırma çabaları çerçevesinde yürütülen işte biz ona barış diyelim, barış çalışması süreci ya da başka adları da var malum. Bu süreçin arkasından bizim gördüğümüzün dışında bambaşka şeyler çıktı. Geldik, sanki bunları yaşamamışız gibi biraz da bunlardan ders almadık galiba hakkında. Ya da gözümüz yeterince açılmadı o olaylarla ve biz 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Bu 15 Temmuz darbe girişimi sadece 3-5 tane kendini bilmez, densiz, asker kılıklı eşkıyanın komutanlarına karşı çıkması şeklinde bir olay değildi. Ya da bir daha örgütlü, daha yapısal özellikleri olan işte sebebi, amacı ve sonuçları baştan hesaplanmış bir junta eylemi de değildi. Bu bir iç savaşa götürme meselesiydi Türkiye'yi. Bir tane meclubu Müslümanların başına dikme çabasıydı. Böyle 10 tane madde sayabiliriz. Darbeden başka. Darbe girişimi olmaz. Şimdi biz bütün bunları yaşadıktan sonra gelip gazeteci kimlikli ve kılıklı birisinin bile bile bir MİT mensubunu ifşa etmesi beşinci kol faaliyetidir. Bu gazetecilik değildir, habercilik değildir. Medya etiğiyle hiçbir şekilde, basın etiğiyle ahlakıyla hiçbir şekilde uyuşan bir olay, olgu değildir. Habercilik hiç değildir. Şimdi MİT tırlarını sen hatırlattın Sayın Güler.
Mitter'ların meselesi de öyle. Orada da mesela ilk başta mevzuyu kavrayamıyorsun. Sonra arkasından neler geliyor? İşte arkasından gelen bu tip şeyler, arkasından geliyor darbe. Şimdi bugünlerde birileri, çok affedersiniz ama neyse, o Karadenizli Ahmet abi bilirdi kullanacağım kelimeyi. Bizim oralarda yaygın bir kelimedir. Kullanmayayım. Birileri konuşuyor gene, bir şeyler söylüyorlar. Onları da belki programın ilerleyen saatlerinde... Evet, izleteceğim onları, izleteceğim onları. Evet, şimdi oraya girmeyeyim öyleyse. Ben bu örgütlere, bunların 5. kol faaliyeti içerisinde ki örgütlerin parçaları olduğunu düşünüyorum bu gazetecilerin. Notlarımdan aktarmak istiyorum o yüzden. Bunları bir örgütsel yapının parçası olarak gördüğüm için o örgütsel yapıların, yapıların yapıları, yani bu örgütsel yapılarının incelenmesi, araştırılması gerekiyor. Arkalarındaki istihbarat ağlarının irdelenmesi gerekiyor. Bakın, istihbarat örgütü demiyorum. Bu sadece bir istihbarat örgütüyle olacak işler değil bunlar. Her şey küreselleştiği gibi istihbarat örgütlerinin de küresel ağlar üzerinden hareket ettiğini biliyoruz. Diğer taraftan bunların arkasında devletler de olabiliyor. Başka örgütler de olabiliyor. Çok uluslu şirketler de olabiliyor. Bir kısım medya görünümlü örgütler de, yapılar da olabilir, işletmeler de olabilir. Onlara da bakılması lazım. Orada gittiğimiz arkalarındaki finans yapısının incelenmesi gerekiyor. Bunları kim finanse ediyor? Sonra gelelim beri tarafa, içeride. Bunların sosyal tabanları kimler? Yani kimlerden cesaret alıyorlar? Neticede içeride bir yere sırtlarını dayamazlarsa sadece dış bağlantı, dış güç ve oradan alacakları dış cesaretle Türkiye'de bir şey yapmak o kadar da kolay değil. Dolayısıyla bunlar içeride de bir bağlantıların olması lazım ki zaten istihbaratçılar böyle çalışıyorlar. Bunu biliyoruz. Yani mutlaka bir kurum üzerine çalışan birisi mutlaka içeride bir şeyi oluyor. Bir örgüt içeride çalışanın içeride birileri oluyor mutlaka. Burada da bu sosyal tabanlarına bakmak lazım. Sonra siyasal yapı ilişkilerine bakmamız lazım. Bu 5. kol faaliyeti yapan bir kısım gazeteci kimlikli kişiler. Ama ben sadece gazeteci kimlikli demiyorum, STK kimlikleri de var çünkü. O yüzden STK boyutlarına da bakmak gerekiyor bu 5. kol faaliyeti yapanları. Ardından medya bağlantılarına, medya boyutlarına, bunlar nerede çalışıyorlar? Bu çalıştıkları kurumların yöneticilerinin, yetkili kişilerin bunlar hakkındaki görüşleri, kanaatleri, beyanatları nedir? Bu olaylar olduğunda kendilerini nasıl savunuyorlar? Savundukların akli, mantıki tutarlılıkları var mı? Medya Mustafa eğitimde... Şen, Mustafa Şen, araya bir şey ilave edeyim. O da şu. Şimdi Emin Pazarcı dedi ki, yahu bu gazeteyi Devlet Bahçeli adını vermişti. Şimdi düşünün, Devlet Bahçeli gerçekten samimiyetle bir faaliyet, bir gazete kurulurken adı bu olsun diyor. Kim olsun? Ya şunlar düzgün insanlar deyip onları da getiriyor. İşte birini sahibi yapıyor, birini genel yayın yönetmeni yapıyor. Ya da yapmasa bile oluyor. Yani neyse yani. O camianın önemli isimleri diye. Yahu biz bu stüdyoda kimleri ağırladık da gittiler İngilizlerin adamı oldular. Gittiler Amerikalıların onu adamı oldular. Ya, yani senin benim arkadaşımdı bunlar ya. Biz bu filmi çok gördük. Yani. Biz bu filmi çok gördük. Yani sen o maddeleri sıralayınca şak diye orası açıldı bende. Eyvallah, eyvallah. Şimdi öncelikle şunu somut örnek olsun. Eyvallah. Şimdi Sayın Bahçeli'nin bu gazetenin ismini vermesi tabii ki ona herhangi bir şekilde bir leke getirmez. Tabii çünkü, canım. Çünkü Türk Milliyetçilik tarihinde herkes Devlet Bahçeli'nin Türk tarihinin en büyük siyasetçilerinden birisi olduğunu Mustafa bilir. Mustafa Şen, ben de tam onu söyledim. Onun altını çizdim. Eyvallah. Eyvallah. Bilin nereden bilsin? Tam bu arada. Hatta bu arada, dedim ki ya biz de yanıldık. Şunu da söyleyeyim bakın. Evet. Bakın Turgay Güler, gazetenin sahibi Ahmet Bey. Gazetenin kuruluş sırasında tanıtım filmleri vardı. Ben de TV8'deydim. O tanıtım filmlerini ben bedava yayınladım. 1 lira para almadan TV8'de patronlarla görüşerek, bastırarak. Yani iyi niyetle ortaya çıkmış bir basın faaliyetiydi. Bu biz de destek verdik. Şimdi kimler nerelere evriliyor, nerelere çevriliyor,
neler oluyor? Meselenin özü budur. Yoksa ya bu tesadüf mü? Benim aradığım yer alan benim aradığım çok, cevap şu. Yani, tesadüf olabilir. Aralara kimler giriyor, nerelere evriliyor ona bakmak lazım. Yani bir takım insanlar işte böyle kullanılıyor. En azından bakın iyi niyetle bile olsa bu arkadaşlar kullanılıyorlar. Belki kötü niyetli de değil. Belki gerçekten bunu gazetecilik faaliyeti de sanıyor. Gazeteciliği bilmiyor ama değil. Kullanılıyorlar ya kötü niyetli ya iyi niyetli ama sonuç değişmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zarar veriyorlar ve 5. kol faaliyeti yürütüyorlar. Mesele budur. Evet Mustafa Şen. Emre abi şöyle orada katılıyorum size. Şunu söyleyeyim ya yani mahkeme evet tarafsız, adil, bağımsız bir mahkeme de yürütülen adli yargılama neticesinde bunların suçlu olduğu kararı verilinceye kadar bunlar suçsuzdur. Bunda hiç soru yok. Bunu ben açık yürekle söylüyorum. Fakat şunu gazetecinin biraz uyanık olması gerekmez mi? Şimdi bu gazeteci bu haberi yapan diyelim ki dün işe başlamış, bugün bu haberi yapmış bir taze muhabir. Bu anlaşılır bir şey. Ama gazeteye o basmıyor ki. Mustafa Şen en azından kullanılmış. Yani en iyi en iyi tarafıyla kullanılmış. Evet evet. Gazeteyi yılların gazetecileri çıkarıyor. Dolayısıyla oradaki bütün o süreçler yani bir muhabirin elinden çıkıp bizim önümüze sunacak metin haline gelinceye kadar 40 tane süreçten geçiyor. O süreçlerin tamamı tecrübeli gazeteciler tarafından yürütülüyor. Dolayısıyla biraz dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar sözüm yarım kaldı. Onu bir tamamlayayım mı? Evet. Arkadaşlar? Mustafa Şen hızlıca tamamlayacak. Bir maddem daha var ama onu söyleyeceğim. Kapatacağım zaten ben pencereyi. Sayın Bahçeli sözümüz yarım kaldı. Şimdi birileri vaktiyle Sayın Bahçeli'nin yanında bulunmuş olabilir. Gazeteyi dahi okurmuş olabilir. Hatta yani parası bulu çok olan birisi olarak bilmiyorum ben Sayın Bahçeli ama hani oldu da parasını da kendi yatırımı olarak yaptı. Hiçbir şey getirmez ona. Çünkü kimlerin nerelerden nasıl geçtiğini bu son dönemlerde az önce Turgay sen de söyledin ya öyle şeyler gördük ki buradan oraya bir şey çıkarmamak lazım. Diğer taraftan yarım kalan son maddemi de söyleyeyim. Şimdi bu medya bağlantıları bizde medya bence şimdi bu medya özgürlüğü, haber özgürlüğü, efendim basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve benzer düşünce özgürlüğü gibi şeyler hepsinin korunması gerekir. Tamam fakat kim yapıyor bu gazetecilik faaliyetlerini? Gazeteciler kimler gerçekte? Kimler gazetecilik yapıyor ya da gazete kuruyor? Gazete kuranlar aynı zamanda başka neler yapıyor? Yani bu medya ekonomisi üzerinden, medya finansmanı üzerinden girip medya hukukundan ve medya etiğinden çıkmak gerekiyor. Bununla ilgili kamu otoritesinin ve kamuoyunun gerçekten sıkı bir sürece girmesi gerekiyor. Eline bir tane basın kartı cebine koyan kişi gidip daha da rahatlıkla eşkıyalık, teröristlik, Kandil'de yapıp şu mevsimde bu mevsimde gelip şehirde gazetecilik yapabiliyor. Biz bunları gördük. Bugün içeride gazeteci diye gazeteci olduklarını söylüyor birileri ve baktığınızda kimliklerinde de gazeteci yazıyor. Olan kişiler var ama gerçekten gazeteci olmadıklarını biliyoruz. Ya da gazetecilik faaliyetinden orada yapmadıklarını biliyoruz. Bazıları gazeteci değil ama gazeteci kimlikli. Bazıları gazeteci ama yapma sebepleri gazetecilik faaliyeti değil. İşte iki hafta önceki Malat'taki gazetecinin birinin boğazını kesmesi gibi. Onu bazı gazetecilerin de gazeteci tutuklandı şeklinde vermeleri gibi bir iğrenç habercilik örneğinde olduğu gibi. Yani kimler gazetecilik yapıyor? Nasıl yapılıyor? Bunun medya ekonomisi nedir? Bunun finansmanı nedir? Hukuku nedir? Ahlak nedir? Bakmak lazım buna. O çerçevede bu 5. kol faaliyeti yapan arkadaşların geldikleri en böyle olayı patlatıcı nokta sosyal medya oluyor. Dolayısıyla son madde olarak da onu söylüyorum. Sosyal medya ilişkilerine bir bakmak gerekiyor. Yani kamu otoritesinin arada bir şu kadar fake hesap yakaladık, şu kadarı böyle yapıyordu, kötü faaliyette bulunuyordu gibi açıklamalar artık yetmiyor. Sosyal medya etkileyici olma aşamasını çoktan geçti, belirleyici olma aşamasına geldi. Belirleyiciliği de artık konvansiyonel medyanın ötesine geçmeye başladı.
Yani şurada bir televizyondayız ama gördüğünüz gibi ben buraya bir televizyon dışı mecradan bağlanıyorum ve 10 sene sonra belki de o stüdyoda hiç kimse olmayacak, hepimiz dışarıdan bağlanacağız bunu. 2023-2024 seçimlerinde sosyal medyada kim daha etkin olursa o daha avantajlı duruma geçecek. Bir sonraki seçimdeyse kim sosyal medyada yumruğunu vurursa o kazanacak. Net söylüyorum bunları. Bu verilerden az çok anlayan birisi olarak. Dolayısıyla biz bu 5. kol faaliyetleri üzerine biraz daha dikkatimizi yoğunlaştırmamız gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Bir şey ekleyebilir miyim? Bir şey ekleyebilirim. Hasan abi. Evet. Şimdi burada bir başka açıyı daha görmemiz lazım arkadaşlar. Midterm'ları meselesinde ülkemizin, hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın bile adının dahledildiği hoş olmayan, nahoş bir takım sıkıntıların arefesinde kaldı bir anda hepimiz. Ülkemizde. Sanki birileri bu hadiseyle batıda Türkiye'nin elini biraz daha güçsüz hale sokabilme maksadıyla cepheyi renklendiriyorlar. Ve birileri sanki, bakın işte bu sadece sol menşeili insanların bir gazeteciliği değil, bakın işte kendini milli, hatta ülkücü atleden insanlar da aynı şeyi söylüyor diye bir cephe çeşitlendirmesi yapılmakta. Bakın bu bilmiyorum, mutlaka farkındasınız. MHP içerisinde bir takım isimlerin tartışılması gündeme taşınmak isteniyor. Bu süreçte artacaktır. Niye artacaktır? Arkadaşlar, özellikle kendimizi savunma pozisyonundan gündemin biraz dışarısına çıkamıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti destan yazıyor ya. Destan yazıyor. Yani dün akşam bizim uçağımızın Amerika'ya inmesi ve orada o tabloyu görüp de böyle azıcık kalbi, yüreği titremeyen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının olduğunu sanmıyorum. Ve hani o Drogheda, İrlanda'nın Premier Ligi'nde oynayan, formasında ay yıldızlı arma olan bir futbol takımı vardı, bahsetmiştim. Bu veba salgınından dolayı İngiltere'nin engellemesine rağmen hem de Osmanlı'nın en güçsüz denilebilecek döneminde 3 gemiyle erzak gönderip gemilere de toprak ve taş doldurup getiren ecdadın o yardımı neticesinde Lozan Anlaşması'ndan sonra hariciyeci Yahya Kemal'in kulağına bütün devletler bizim aleyhimizde oy kullanırken İrlanda temsilcisi sürekli bizim yanımızda yer alıyor. Yahya Kemal'in kulağına eğiliyor, diyor ki ben değil, bütün İrlandalılar bunu yapmak zorundaydı. Çünkü siz bize uzanan tek el oldunuz. Şimdi buradan ekranları başındaki sevgili seyircilerimizin şunu düşünmesi lazım. Bundan 5-6 yıl sonra, 10 yıl sonra hariciyecilerimiz uluslararası arenada böyle tablolarla karşılaşacak ve bu bize Türk imajına, Osmanlı imajına, Müslüman imajına, hatta Türk, Müslüman, İslam imajı üzerine yapılan algı operasyonlarının önüne müthiş bir pozitif anlamda etki tesiri oldu. Şimdi bütün bu tesirlerin önüne kesebilmek için ne yapmaları lazımdı? Bu zamana kadar görevi sadece Türk milletini, Türk devletini, Türk kültürünü, Türk hasletlerini, İslam değerlerini gambazlamak, aşağılamak, itibarsızlaştırmakla kendini görevli addeden kesimin batıda da inandırıcılığı kalmadı. Artık batıya da yük olmaya başladı bu insanlar. Ve bu insanların yanına birileri sıcak gelecek isimler koymaya başladılar. Ve bu süreç devam edecek. Buna dikkat çekmek istedim. Eyvallah. Araya ondan girdim. Eyvallah. Kusura bakmıyorsun Hasan abi. Estağfurullah. Hayır. Ben de bir araya girmek isterim. Turgay Güler. Şimdi Turgay bu, Güler. Bu stüdyonun dışı daha etkili Mustafa oldu. Şen, evet. Önemli bir noktaya temas etti. Medya, sosyal medya ile ilgili bir takım değerlendirmeler yaptı. Ve Milliyetçi Hareket Partisi de sosyal medya ile ilgili bir kanun teklifi verdi çok bugün. Önemli. Çok önemli. Bence. Evet, evet. Onu konuşacağız. Lazım. O kadar geldi. Evet. Belki Emin Pazarcı yani MHP yerinde bir adım attı. Çok derece önemli. Çünkü
Moladan sonra bu konuyu enine boyuna konuşacağız. Çünkü bu konu çok önemli. Tamam. Bizim hepimiz, özür diliyorum, hepimiz bu konudan muzdaripiz. Savcı Sayan'ın ifadesiydi o, hatırlar mısınız bilmiyorum. Yumurta kafalar ifadesi. Twitter'da, sosyal medyada Alexander bilmem ne, Karl bilmem 5. Karl, işte zipzop, zıpır bilmem ne, bir sürü sahte bot, adını dahi söyleyemeyen yüzlerce, binlerce sahte hesaplarla saldırıyorlar. Geçen gün valinin biri, bir valimiz, işte yumurta kafa dedi. Vatandaşa falan değil. Onun derdi şu: kimsin kardeşim sen? Kimliğin yok, bir şey yok. Geçiyorsun Twitter'ın başına, oradan sallıyorsun. Yok öyle ya ama. Öyle bir şey yok. Bak ben burada Turgay Güler olarak söylüyorum. Bir sorumluluğu varsa benim, cezai müeyyidesi varsa benim, alkışı varsa benim, duası varsa benim, bedduası varsa benim. Senin, Emin Pazarcı'nın, Mustafa Şen'in, Ahmet, sen nerede öyle bir özgürlük? Ne güzel dünya. Oo, bir tane isim yaz oraya. Abuzüddin kıçı kırık. Bir tane fotoğraf koy. Oradan salla. Kimsin sen? Yazıyor. Turgay Güler, Hasan Öztürk. Hep senin yüzünden böyle oldu. Ha, gidiyorsun içine bakıyorsun. Diyor ki CHP'li adam. İçine bakıyorsun. Davutoğlu'cu. İçine bakıyorsun bilmem. Seninle benimle alakası yok. Kimse onu bilmiyor ki. Oradan etkileşim yapıyor. Ama profilinde Atatürk vardır onların çoğunun. Evet. Mustafa Kemal vardır, evet, profilinde. Evet. Bütün hepsi değildir bu. Ama tabii, bir de öyledir. Tabii. Bütün mesele bu. Şimdi bu önemli. Bizi şöyle aldatıyorlar. Ahmet Yenilmez'in son söylediğiyle senin söyleyecekken Emin Pazarcı'nın söylediği bu iki konu çok önemli. Siz İsveç'e uçağınızı gönderiyorsunuz, adamları madara ediyorsunuz, oradan bir aileyi alıp getiriyorsunuz. İsveç kamuoyu şaşkın, ulan biz bakamamışız, adamlar uçak gönderdi diyor. Avrupa sokakları inliyor, şu Türkiye'ye bak lan diyor. Aynen böyle bu ifadeleri kullanıyorum, kusura bakmayın. Bu akşam Fatih Portakal Fox TV'de çok enteresan bir şey yaptı, çok enteresan bir şey yaptı. Haberi sunarken sanki bir ülkeden bir kişi bağlandı ve mağdur olduğunu söyledi ve kullandığı ifade aynen şu: dikkate alacaklar mı bilmem, almazlarsa biz danışmanlarını arayacağız. Evet, bir rovanş, bir itibarsızlaştırma, bir satranç oyunu gibi hamlenin karşısına hamleyle çıkma gibi bir kuruntu halinde bu kesin. Evet, şimdi orayı deşeceğiz ama molanın ardından sakın bir yere ayrılmayın. Evet, yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yer çok önemli bir yer. Mustafa gel. Ramazan'dayız. Sıkıntı yok. Tamam, ver hadi. Çay. Sağ ol Mustafa. Şimdi koca bir bardak çay geldi. Sizlerin de vardır herhalde. Benim tarzım oldu. Emin Pazarcı'ya çay gidiyor mu? Diğerleri bizi ilgilendirmiyor. Mustafa Şen. Çayımız geliyor. Kolonyamız var. Dışarıda girerken yine ateşimiz ölçülüyor. Servis gayet güzel. Herhangi bir sıkıntımız yok. Üstelik sosyal mesafe kuralı da yok. Burada stüdyoda tek başımdayım. Bütün stüdyo bana ait. Rahatım, keyfim yerinde, çok şükür. Çok da tüken senin. Ahmet Yenilmez'le Mustafa Şen'e bir şey yapamam. Hanımefendiler arzu ederlerse keyifleri bilir. Sizlere birer bardak çay verebilir. Keyifler keko efendim. Yani asayiş berkemal, asayiş berkemal. Eyvallah, bak hepsi Mustafa iyi. Mustafa abi. Ay, çok güzel gidiyorsun abi. Ahmet Yenilmez. Maçlar başlıyor. Eyvallah. Ne zaman? Öyle diyorlar yani, Haziran gibi başlayacak diyorlar. Sosyal mesafe o çok yıl, güzel. O yıl bu yıl. Hayırlısı artık. Hayırlısı bakalım Ahmet abi. Evet. Şimdi Türkiye'nin, geçen ben yazdım. Hepimiz yazıp yüzüyoruz. Hasan Öztürk yazdı. Emin Pazarcı yazıyor. Ahmet Yenilmez yazıyor. Mustafa Şen yazıyor. Söylüyor, konuşuyor. Ülkenin terör kadar önemli
Neydi o eskiden Milli Güvenlik Kurulu siyaset belgesine mi giriyordu? Ne oluyordu? Evet, kırmızı terör, kitap. Kırmızı kitap. O kadar önemli bir büyük Milli belası Güvenlik var. Siyaset belgesi. Ve yalan. Şimdi bu yalanı az önce Ahmet Yenilmez bir meseleyi konuşurken şöyle bir ifade kullandı. Çok da değerli buldum o ifadeyi. Ya burada siyasi bir meseleyi falan tartışıyoruz diye bakmasın bizi izleyenler. Ya ülke meselesi, memleket meselesi diye altını çizdi. Oradan bakın. Başka bir taraftan bakın dedi. Şimdi bu gerçekten de öyle bir mesele. Artık tescilli yalancılarımız var. Tescilli. Eskiden bir parça hani bir yalan malan olduğu zaman bugün Salih Tuna yazmış. Tekzip mekanizması falan vardı. Köşesinde tekzip ederdi. Millet de bak yalan falan derdi. Öyle kolay kolay ikinci yalanı arada bir mesafe bırakmadan, 3 gün, 5 gün, 1 ay neyse bırakmadan zerk edemezdi. Şimdi aman Allah'ım sağanak yalanlar yağıyor. Sağanak şekilde yalanlar yağıyor. Bu yalanların amacını ben söyleye 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 dilimde tüy bitti. Bir kez daha söyleyip pası size atacağım. Turgay Güler, dünya birincisiyiz yapılan araştırmalarda. Sosyal medya yalanları konusunda dünyada birinciyiz. Yani dahlim olmadığı halde yüzüm kızardı. Şöyle yapıyorum yani. Şimdi mesele şu. Bakın çok basit birkaç örnek vereceğim. Türkiye Afrin'e bir operasyon gerçekleştirdi. Bütün dünyadan tepki yükseliyordu. Girmeyin. Girerseniz oradan çıkamazsınız. Kemal Kılıçdaroğlu aynı şekilde. Orası bir bataklıktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni o bataklığa sürüklemeyin. Öbürü Selahattin Demirtaş, işte PKK sizi orada tükürüyle boğacak. Beriki girmeyin, buna hakkınız yok falan. Türk Silahlı Kuvvetleri oraya girdi. Tereyağından kıl çeker gibi, dünyanın fal taşı gibi açılmış gözlerle izlediği, en gelişmiş teknolojileri kullanarak bir operasyon gerçekleştirdi ve Afrin'i terör belasından kurtardı. Ve Türkiye bu haklı gururu yaşamaya başladığı andan itibaren devreye girdiler. Ve yalanlar uydurmaya başladılar. Türkiye sivilleri katletti. Ya bunu ana muhalefet partisinin genel başkanı söyledi ya. Türkiye sivilleri katletti diye. Yahut ÖSO terör örgütü onlar. Oysa Türkiye Afrin'e yapılan o operasyonun haklı gururunu yaşıyordu ki bu yalanlar ortaya atıldı. 15 Temmuz'u hatırlayın. 15 Temmuz'da bir destan yazdı bu millet. Cumhurbaşkanı önderliğinde çıplak elleriyle 15 Temmuz işgal girişimini durdurduk. Bugün bambaşka bir Türkiye olacaktı. Belki Türkiye olmayacaktı. Ne bambaşkası? Türkiye olmayacaktı. Paramparça olacaktı. Tam bu ülke o 15 Temmuz'un o destanın haklı gururunu yaşıyordu ki Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesi devreye girdi. Bu bir tiyatro dedi. Kontrollü, bu kontrollü darbe dedi. O harp okulu öğrencileri dedi. Yok efendim köprüden atılanlar dedi. Mesela Leyla çok enteresan. Tankın üzerinde yakalanan FETÖ'cü alçak için şey dedi. Ya ona işkence yaptılar falan filan gibi. Kafasını kestiler dedi. Bilmem ne dedi vesaire falan. Bir tane getirdiler. Yok. Evet. Şimdi mesela korona günlerinde bütün dünya ağzı açık, ya bu Türkiye nasıl bir ülkeymiş diyor. Geçen söyledim. Gitseniz bir kez daha söylemek lazım doğruyu. Yalanı nasıl 1000 kez söylüyorlarsa bizim de doğruyu 1000 kez söylememiz lazım. Gitseniz Amerika'ya, Amerika'da yoldan birini çevirseniz ve ona şöyle deseniz. Var ya bizim ülkemizde korona testi bedava yapılıyor. Eğer bu test pozitif çıkarsa sizi alıp hastanede tedavi ediyoruz. Zengin, fakir ayırt etmeden aynı protokolle tedavi ediyoruz ve bir kuruş para almıyoruz desek. Özel hastane dahil. Özel hastaneler dahil. Herhalde değil,
Ya orası nasıl, neresi, hangi ülke derler. Ya İngiltere'ye gitseniz, deseniz ki ya bizim ülkemizde maske sıkıntısı yok. Biz geçenlerde bir Amerikalı İstanbul'da, İzmir'de bir markete giriyor. Bir Amerikalı. Orada çekim yapıyor. Hollandalı. Hollandalı mı? Ya da Fransız. Evet evet, Avrupalı. 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 Evet evet. Diyor ki işte bak, Türkiye'de de korona var ama Türkiye'de manzara böyle. Her mal şey var, var bolluk evet. Var, benim maskem var. Her yere dezenfektan var. Dezenfektan var, bilmem. Marketlerde her şey mevcut. Adamlar, yani Avrupalılar ağzı açık izliyor. Düşünün ki sizden yardım talep ediyor. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, aklınıza gelmeyecek ülkeler. 55 ülke. 55 ülke. Gidiyor. Siz uçaklara dolduruyorsunuz, alın diyorsunuz. İnsanlık için alın. İnsanlık görün. Buradaki... Ki bize düşmanlık edenler tabii, dahil. Öyle bir gurur ki, bak öyle bir gurur ki bu toplum için. Şöyle arkasına yaslanıyor. Ha, şimdi başka bir yerde olsam daha farklı cümleler kurarım da. Ekran başındakiler beni anlamışlardır. Ha, gördün mü? Bak. Lan muhtaçsın bana, muhtaçsın. Dünyaya insanlık dersi veriyorsun. Bak dünyaya insanlık. Yani Türkiye diktatörlük ülkesiydi. Türkiye 3. dünya ülkesiydi. Türkiye... Olur mu Turgay, ama bir şeyi, maske dağıtımını beceremediniz. Sokakta herkesin maskesi. Turgay Bey. Geçenlerde Ordu'ya indim. Her Ramazan burada güçsüzler yurdu eski adıyla yaşlılar yurdumuz var. Oranın idarecisi dostlarımla bir tabii sokağa çıkma yasağında değil. Böyle bir indim ihtiyaçlarımı gidermek için. Hani oraya da bir uğrayayım dedim. Ve bir gece öncesinde de İngiltere'de, Amerika'da yaşlıların, özellikle yaşlılar evinde kalan insanların nasıl ölüme terk edildiğini seyretmiştim. Hatta yabancı kanallar da verdiler bunu. Dünyada insana değer veren ülkeler kategorisi diye bir kategori oluştu. Yani birileri yaşlıları adeta ölüme terk ederken, bizim ülkemizin ilk aldığı tedbir 65 yaş üstü insanımızın can güvenliği ve hayat şartlarını garanti altına alma girişimi olmuştu. Bakın, bundan sonraki süreç değerler üzerinden yapılacaktır. Ve bizim en güzel sermayemiz de budur. Yani kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin, işte bundan korkuyorlar. 55 ülkeye yollanan o yardımların gelecekte Türkiye'ye, Türk imajına, İslam imajına, hele hele hatırlayın son 20 yıldır İslam üzerinden yapılan itibarsızlaştırmalara, Allah, Cenab-ı Allah öyle bir fırsat tanıdı ki bizlere aziz mübarek Ramazan ayında. Bravo. İşte dedi dünyaya Müslüman budur. Yani senin dünyalar kadar paran da olsa, senin efendime söyleyeyim kıtalar arası füzelerin de olsa, sen uzaya koloniler de kuruyor olsan, işte böyle bir günde kendine yetemiyorsun. Ama bu dünyanın vicdanının sesi olan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Şimdi en önemlisi de şunun altını özellikle çizmemiz lazım. Özellikle insan kavramının üzerinde insan, o eşref-i mahlukatı baş tacı yapan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bizim bunu sık dillendirmemiz lazım. Şimdi böyle ayna tutmamız lazım. Evet, tamamlayayım, pası size atacağım. Mesela yine Ahmet Yenilmez'in sözüne bir parantez açayım. Ya bas bas varıyorlardı. Yok, MİT tırları yine aynı yere geliyor. Türkiye işi de yardım ediyor. DAEŞ'ı, Erdoğan, DAEŞ mi? Falan. Ne? Yani Hristiyan düşmanı, işte dünyada Müslümanlar başka herkesi öldüren falan filan. Ya geçin bunları kardeşim. Tamam. Bak, Türkiye insanın olduğu her yerde var. Darülceze, Ahmet Malatyalı geçen gün aradım ve dedim ne yapıyorsunuz? Selam olsun, buradan bizi izliyor. Var mı vakanız? Bir tane yok dedi. Buyur bir abi tane. Buyur. Bir daha söyle. Darülceze'de COVID-19 vakası bir tane dahi yok. Yok. Peki İngiltere'de, İspanya'da ne oldu? Daha da girmeyeceğim. Birinci Balkan Savaşı'nda Balkanlardan göçen ve sokakta yaşayan mağdurlara, özellikle yaşlılar için kurulmuştur Darülceze. Evet. Hatta
o yaşlıların dinine, diline, ırkına bakılmaksızın. Çünkü Darül Aceze'de sinagog, kilise, cami yan yanadır. Oradaki o yaşlıların son günlerini sanatla geçirsinler diye sahneler yapılmıştır, sanat aktiviteleri yapılmıştır Darül Aceze denilen yerde. İşte bunun da altını çizmek lazım. Hasan Öztürk sordu, İngiltere'den oldu. İngiltere'den oldu, İspanya'dan oldu, İtalya'dan oldu. Yani. Hatta Amerika'dan oldu. Bakım evlerine hiç gidilmediği için cesetleri koktu. Cesetleri. Yahu, hiç gidilmediği için açlıktan, susuzluktan, COVID'den can çekişe çekişe. Onu diyorum işte. Neyin neye öldüler? Yani cesetleri koktu. Bırakın COVID'e yakalanmış olanları tedavi etmeyi. Bırakın onların bakımlarını üstlenmeyi. Hiç gitmediler. Hatta epeyce bir sürede İtalya'da özellikle bu veri olarak açıklanırken hastanede COVID tedavisi olurken ölenlerin verileriyle bakım evlerindeki ölenlerin verilerini ayrı tuttular. Ya. Çok enteresan bir şey. İngiltere bugün birleştirdi. İngiltere bugün birleştirdi Hasan bak, abi. Daha yeni birleştirdi. İngiltere bugün yeni birleştirdi evet. Ve vaka sayısı, ölümlü vaka sayısı fırladı. Evet. Şimdi dolayısıyla bizimle yani insan dediğince insan görsünler. Bizimle onların arasındaki fark bu ama biz bunu anlatamıyor. Sen diyorsun ya onlar bir yalan söylüyorlar, 10 kere tekrar ediyorlar. Bizim de doğruyu tekrar etmemiz gerekiyor. Fakat şöyle dilin kemiği yok. Yani söz bana gelmişken birkaç cümle... Tamamlayayım sana atayım hemen. Az kaldı, bitiriyorum tamam. Şimdi hal böyle. Gururluyuz, mutluyuz. Evet, yok mu sıkıntı? Ya bütün dünyayı etkisine olmaz almış mı? Bir salgından ve bunun ortaya çıkardığı sosyoekonomik durumdan muzdaribiz. Bütün dünya gibi. Bütün dünya gibi. Ama elhamdülillah umutluyuz. Mesela ben hep söylerim. Günün sonunda en zor zamanlarda muhalifi bile, muhalifin gözü de kulağı da Erdoğan'a döner. Yani bu ülkenin en zor zamanında. En azılı muhalifinin bile gözü kulağı Erdoğan'a döner. Bakar. Yani ümitlidir. O bir formül, ben bir CHP'liyle karşılaştım. Bir taksici. Bir ay olmadı bu COVID meselesinden sonra. Dedim ne oluyor, ne bitiyor bilmem ne vesaire. Böyle konuşuyoruz. Uzatmayayım en son. Dedi ki ya reis dedi bir yolunu bulur. CHP'li olduğunu söyledikten sonra. Ama o CHP'li gerçekten hala... bir takım milli duyguları güçlü, hakkaniyet barındırıyor. Şimdi bugünlerde bu koronavirüs öyle bir başımıza bela olsun ki iktidar gitsin, Tayyip Erdoğan şimdi tam onu söyleyeyim sana atayım. Diyor ki, ya bir dakika ya böyle olmamalıydı, bu hikaye böyle olmamalıydı. Ekonomi batmalıydı. Hastaneler yetersiz kalmalıydı. İnsanlar sokaklara dökülmeliydi. Efendime söyleyeyim, millet kaos çıkmalıydı. Millet birbirinin boğazına çökmeliydi. Yağmur olmalıydı, o olmalıydı, bu olmalıydı. Bunlar olmamalıydı diyor. Yani bu da mı lanet olsun, bu da mı işine yarayacak? Aynı böyle saç baş oluyor. Manyak ya. O halde B planı. Ne? Yalan. Yalan. Bana gelecek maskeyi Amerika'ya gönderdin. Allah seni var ya yani bu mübarek akşam. Attım pas sana. Sondan başlayalım. Şimdi bu işler yeni başladığında yani koronavirüs pandemisi dünyayı yavaş yavaş etkilemeye başladığında CHP'nin Konya milletvekili Abdülhatif Şener bir tweet atmıştı. Bu böyle giderse buna kimse dayanamaz. İktidarlar çöker, Tayyip Erdoğan filan da kalmaz, saray döneminde biter filan diye. Demokratik yollardan seçimle, hatta demokratik olmayan yollarla, darbelerle, darbe teşebbüsleriyle iktidardan götürmeye çalıştıkları, uzaklaştırmaya çalıştıkları Tayyip Erdoğan'ın gitmesinin için koronavirüsten medet ummuşlardı. Koalisyon yapmışlar. Koronavirüsle koalisyon yapmışlar. Çok güzel bu ifade tam yerine oturdu. Böyle bir tablo vardı. PKK'da da yapmışlardı koalisyon. FETÖ'yle yapmışlardı. Şimdi virüse düştüler. Çok güzel ya. Aynen öyle. Aynen öyle. DAEŞ'le bile yapmışlar. DAEŞ'le bile yapmışlardı. 15 Temmuz gecesinde olanları biliyoruz. Şimdi bu burada dursun.
İkincisi, sen hani yalana getireceksin ya meseleyi. Şimdi enteresan bir şey var. Türkiye'de yalan, yani medyada yalan söylemekin cezası yok. TCK'da cezası yok. Türk Ceza Kanunu'nda yalan söylemenin, yalan yazmanın cezası yok. Sadece biraz önce özel hükümler var. Basın kanundan doğan. Nedir o? Tekzip. Ve bir takım tazminat davaları açabiliyorsunuz. Kişilik hakları üzerinden. Ama Türk Ceza Kanunu kapsamında genel anlamda yalanın cezası yok. İşin ilginç yanı, süreli yayınlar ve televizyon açısından da böyle. Yani böyle. Bırakın sosyal medyayı. Yani bugün ne oldu biliyor musun? Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Ne diyor? Şimdi şöyle bir düzenleme yapılmıştı. Oturuyoruz. Birisi hakaret etti. Birisi küfretti. Birisi toplumu infiale sevk edecek bir yalan attı ortaya, değil mi? Bunun kim olduğunu polis buluyordu. Evet. Polis bu yetkiyi kullanamaz kararı verdi. Yani özetle söyleyeyim mesela. Allah Allah. Bir haberim yok. Enteresan. Polisin elini kolunu bağladı. Şimdi. Adli boyutta savcı talimat verir polise. Polis gider delil toplar, değil mi? Tabii. Benim bildiğim yani. Şimdi tek bir istisnası var bunun. Yalan söylemenin cezasının tek bir istisnası var. O da savaş durumu. Savaş durumu varsa burada savaşı etkileyen, milleti galeyana getiren, yanlış bilgilendiren, yalan söyleyenler konusunda ceza var. Şimdi bu hüküm ne zaman gelmiş biliyor musun? Enteresan olan o. Osmanlı'nın son döneminde Fransızlardan ceza kanunu alınırken doğrudan yalan medyada, yani medyada, gazetede yalan söylemenin cezası var. 1857 falan kanun koyuyorlar. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde bu devam ediyor. 1950'ye kadar, 60'a kadar, ama 60 darbecileri sadece savaş döneminde yalan söylenirse cezalandırma bölümünü bırakıyorlar, diğerleri kaldırıyorlar. Niye acaba? Bunların çocukları. Ya şunu söyleyelim, Emin Pazarcı bana katkı verecektir, diğerler arkadaşlar da verecek mutlaka. Bu ülkede 60 darbesine giderken üniversiteli öğrenciler kıyma makinalarından geçirildi ve yola döşendi, üstlerine asfalt döküldü, haberler yapıldı. Yani baştan sona yalan olmasına rağmen bu haberler yapıldı ve kamuoyu böylece yönlendirildi. Bunlar bence darbeciler, 60 darbecileri bu kendi medyasını korumak için burada yalanın suç olmaktan çıkartmışlar. Ve hala, maalesef ki hala aynı düzenleme yürürlükte. Şimdi bırakın, diyorum ya, kitle iletişim araçlarında, yani gazetelerde, dergilerde. Yani Rahmi basılı... Turan bir yalan söylüyor. Günün sonunda Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki üzülmesin, bir şey olmaz diyor. Haber gönderiyor. Değil mi? Selam olsun. Peki ona, yani üzülmesin. Rahmi Turan o yalanından dolayı nasıl bir cezaya hiç mahkum oldu? Hiç. Şimdi yine bak, Rahmi Turan bilinen bir adam. Yazdığı yer, söylediği yalan, kayıtlara geçtiği yer belli, bir gazete, bir gazetenin köşesi. Şimdi gelelim sosyal medya denen gayya kuyusuna. Burası da acayip. İsmi yok, cismi yok. Nereden girdiği belli değil, ne yaptığı belli değil. Kendine göre bir profil oluşturmuş. Oradan sallıyor. Allah Allah. Yalan söylüyor. Baştan sona yalan söylüyor. Atıyorum, yani bugün için söylemiyorum. Diyor ki kaçtı Tayyip Erdoğan, hatırlıyor musun? Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Kaçtı. Allah Allah. Hasta, şöyle hasta. Ölüyor. Hatırladın ya. 2 yıl ömrü kaldı. Evet. Yani ben yayında. Filan. Evet evet. Yalan. Yalan da bir. Yalanın olduğu belli olduğu halde bu adamı bulamıyorsun. Niye? Yalan söylemesi için kurulmuş mekanizma onu saklıyor. Saklıyor. Yani sosyal medyayı yöneten o büyük dev tröstler. Söylüyorum. Twitter, Facebook, Instagram. Şimdi arkadaşlar, dünyanın hiçbir yerinde yok. Bakın, ben bir medyanın, bu Ülke TV'nin yayın yönetmeniyim. Ben tutup şu telefonun markasını ekrandan söylesem, bana Sanayi Bakanlığı Rekabet Kurulu diyor ki haksız reklam, haksız rekabet yaptın. Sen gizli reklam yaptığın için sana
76 bin küsür lira ceza. Bana cezayı kesiyor. O ekrandaki ne? Bir dakika işte. Şu kolonyanın markasını çıkarttım ben. Bu markası burada dursa ve bu markayı göstersem ve yayın sırasında da bu programda ürün koyma yoktur, vardır diye bir yazı koymasam, burada gizli reklam yaptım diye bana küt diye cezayı kesiyor. Şimdi bizim ekranımıza bakın. Biraz ha geldi işte bak. Turgay Güler'in Twitter hesabı. Onu bırakın. Bütün televizyonlarda, bizde de dahil, civciv orada duruyor, kuş. Ha. Instagram hesabı orada duruyor. Facebook'un logosu orada duruyor ve biz sosyal medya hesaplarımızı üzerinden iletişime geçiyoruz. Ve bunun için ne hikmetse ne RTÜK, ne Sanayi Bakanlığı Rekabet Kurulu, ne bila bila bila. Hiç kimse ceza işlemi uygulamıyor. Niye? Sosyal medya. Niye böyle? Onu söyleyeyim. Dev bir türes oldular. Dev bir güç oldular ve... Ya kendi bu güç, anayasa mahkememiz o gücün arkasında yer aldı. Ya bu güç öyle bir şey ki... bakın ben... beni anlarlar. Ramazan'da olduğumuzda bilerek söylüyorum. Beni anlarlar, dindarlar. Ya bunlar tanrıcık. Ve bu tanrıcıklara karşı geldiğin anda... yani adamların kutsalına hakaret ediyor musun gibi tepki alıyorsun. Ve bu ifade özgürlüğü olarak bize pazarlanıyor, demokrasi diye bize pazarlanıyor, açık toplum diye bize pazarlanıyor, küreselleşme diye bize pazarlanıyor ve biz burada kımıldayamıyoruz. Peki o mecralar ne yapıyor? Müracaat ediyor, devlet yani bir savcı diyor ki, kardeşim ey Facebook, ey Twitter, ey Instagram, bak bir tane şikayet var. Diyor ki Hasan Öztürk bana müracaat etmiş. Şu hesap bana hakaret etmiş. Bu hesabın kim olduğunu çıkartılması istiyorum. Bana bunun kimliğini verir misin? Yo diyor, veremem. Kaldık. Önce sen kendin gerçek misin diye oradan başlıyor. Tabii. Geçen akşam 10 gün kadar oluyor Hasan Öztürk. Twitter'ımı gece saat 2 falandı. Birden durdurdular. Giremiyorum. Hesabı kapattım, açtım, sildim, yeniden yükledim. 50 tane yolu denedim, yöntemi denedim. Yok. Evet. Hesabım yok. Gece saat 3 mü neydi? Emin Pazarcı'yı aradım. Kısıtlama gelmiş. He? Dedim ki Emin Pazarcı, böyle bir durum var. Bunlar her altı yapabilirler. Lütfen bir mesaj paylaş benim adıma da. En azından bir şey olursa not düşelim yani. Not düşmüş olalım. Çok yanlıyor. Emin Pazarcı sağ olsun. Hemen bir mesaj paylaşıp Ahmet Yenilmez de paylaşmıştı yanılmıyorsam. Bir mesaj paylaş. Şimdi diyelim ki senin elin kolunu bağlıyor. Bak yarın bu ülkede bir şey yaptığı zaman senin elini kolunu bağlıyor. Öbürünü sonuna kadar açık bırak, tutuyor. Serbest bırak. Devam bir edeyim. Şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Toparlasın, sana bırakıyoruz. Örnek Hasan abi, sana örnek. Buyurun. Ben Facebook'tan bir STK'nın canlı yayınına katılmak istedim. Bana canlı yayın yasağı gelmiş. 85 gün. 3 paylaşımınızdan dolayı diyor. Güzel. Paylaşımlardan ikisi rahmetli Abdullah Çatlı'nın mezarını ziyaret etmişim. Mezarını ziyaret etmişim. 2, rahmetli Muhsin Başkan'la ilgili bir paylaşımda bulunmuşum. Bu 3 paylaşımımdan dolayı benim Facebook hesabım bana 85 gün canlı yayın yasağı getirmiş. Güzel. Sakıncalısın. Sakıncalı piyade. Ha, buna evet. Yani seni dizayn edene bakar tabii mısın? Canım, tabii canım. Yani ideolojini tabii, o belirliyor seni. Tabii ki. Toparlayalım. Şimdi 2018'de Fransa Macron bir yasa teklifi getirdi meclise. Ve getirirken bu sosyal medyada ve yalana, yani sosyal medya üzerine yalana ceza verilmesine yönelik bir düzenleme. Aynı tıpkı bizim bugün MHP milletvekili Kırşehir milletvekilinin Kırıkkale'nin Halil Öztürk. Onun getirdiği gibi ama daha kapsamlı bir şey. Fransa'nın şunu hatırlatacağım. Macron bu yasayı savunmak için, yasa teklifini savunmak için şöyle dedi. Ya biz siyasiler seçime giderken öyle bir şey oluyor ki birisi hakkımıza bir yalan atıyor ve bu sosyal medyada dünyanın her tarafına milyon kere milyon çarpanıyla beraber ulaşıyor. Dolayısıyla biz bununla mücadele etmemiz gerekiyor diye savunma yapmıştı. Şimdi hal böyleyken
Bizde de hala yani İngiltere, Fransa, Almanya bu konularda çok ciddi tedbirler aldığı halde ki demokrasinin beşiği olarak tanımlanan İngiltere'den bahsediyoruz. İşte Fransa, Fransız ihtilalini hatırlata söylüyorum. Demokrasinin beşiği olarak bilinen yerlerde bile bunlarla ilgili düzenleme yapılırken bizde sosyal medyayla ilgili bir kısıtlama kararı bile, mahkemeden bir kısıtlama kararı bile, yani diyelim ki terör saldırısı olmuş, bir şey olmuş oradan yalan haber atıyor. Yalan, sürekli yalan söylüyor. Yani o diyelim ki şehit haberlerini yalan söylüyor, ölen sivillerin yalan söylüyor, her şey yalan. Kısıtlama geliyor, biraz engelleniyorsunuz. Ki en son depremde oldu biliyorsun, o depremde yaşanmıştı. Hal böyleyken bu kısıtlamaya bile ne oluyor kardeşim? Basın özgürlüğü, işte haberleşme özgürlüğü, yok. Geldiğimiz nokta şudur. Yalanın TCK'da mutlaka cezası olması gerekir. Türk Ceza Kanunu'da. Ve bu yalanın gerçekten harbiden ciddi ciddi ağır caydırıcı cezası olması gerekir. Niye? Son cümle. Niye? Bir mahkeme kararı var. Yargıtay kararı. Yargıtay kararı. Bir muhabir yalan haber yazıyor. Karşı taraf mahkemeye veriyor. Mahkeme basın kanunu ihlalden şundan bundan ceza veriyor. Ceza ne? Bir yıl on beş gün. Ve cezanın ertelenmesine 5 yıl boyunca tekrar halinde falan filan. Ya arkadaş ben her gün yalan söylerim o zaman ya. Nasıl olsa erteliyor. Bu Yargıtay kararı olmaz. Dolayısıyla ya da şöyle yapıyor. Yalanını söylüyor. Söyleyelim bir arkadaş, Turgay Güler'in tanıdığı bir arkadaş, tutuyor. Bakın mahsur kalacağınız için İGA'da 3. İstanbul Havaalanı'nda tüpler getirildi yatmak için, dinlenmek için tüpler getirildi diye paylaşım yapıyor. Sonra diyorlar ki ya bu dünyanın her tarafında böyle şeyler var. Ya ben şaka yaptım ki kardeşim ben diyor. Ben şaka yaptım. Espri yaptım. Niye üzerinize alınıyorsun? Şimdi böyle bir durum var. Mümkün değil. Tüm bu arkadaşların görevi değil. Bak tüm bu arkadaşların. Buna ne derlerse desinler. Basın, bakın ben hep gazetecilikten söz ettik. Orada duayen gazetecimiz var işte Emin Pazar'da. 34 yıldır ben bu işi yapıyorum. Sürekli basın karşı sahip bir adamım ben diyorum. Kardeşim benim her konuda yalan söyleme hakkım olamaz. Benim bu hakkım benden alın ya. Olmaz böyle bir şey. Evet. Olmaz. Şimdi Hasan Öztürk de az duayen değilmiş yani 34 yıl. 34 yıl az duayen değilmiş evet, Hasan Öztürk. Evet 34 yıl yani. Aramızda çok fazla fark yok da. Emin ben de mi çıkarayım şimdi Turgay sürekli Güler. Basın kartımı? Çok birikti. Evet. Ya Emin abi o da bir bayağı şey mi? Burada 50 yıldır gazete okuyan birisi var. Çok iyi ya. Evet. Yalan haberle ilgili bakın. Refah Yol döneminde, Refah Yol iktidarı döneminde Adalet Bakanı Şevket Kazan bununla ilgili olarak bir adım attı. Yani yalan habere ağır cezalar, müeyyideler getiren ve tekzip müessesesini de adam gibi bir hale getiren düzenlemeydi o. Ve Doğru Yol Partisi ile Refah Partisi'nin koalisyon hükümetiydi. Doğru Yol Partisi'nde bir bakan, Namık Kemal Zeybek, ben bunu imzalamam dedi. Kendisi bir basın yasası çerçevesinde değerlendirilecekti. Hazırlamaya başladı ve ayak sürdü. Şimdi o dönemde eğer bir düzenleme yapılmış olsaydı yalan habere ciddi müeyyideler getirilecekti. Ama Doğru Yol Partisi'nin içinde Namık Kemal Zeybek bunu engelledi. Tansu Çiller de zaman zaman devreye girmesine rağmen kendi bakanına söz geçiremedi. Peki Namık Kemal Zeybek kimdi? Namık Kemal Zeybek o dönemde basın patronu olan Aydın Doğan'ın bacanağıydı. Bakın. Yani bir takım benim adımlar atılmaya çalışılıyor bazı dönemlerde. Benim evet, patronum bazı yaptı. Dönemlerde ve nasıl engelleniyor? Bir kere basın siyaset müessesinden daha güçlüydü geçmişte. Şimdi Hasan Öztürk, Emin Pazarcı bana katılacak dedi. Doğru, 1960 darbesinin ardından bir takım şeyler yasadan çıkarıldı. Ama bir başka şey daha var, bir başka gerçek daha var. Toplumsal ihtiyaç da yoktu. Bakın bizim Türk Ceza Kanunumuzda enses ilişkiye ceza yoktu. Neden? Çünkü biz bunu bilmezdik. Yani bu batıdan geldi bize. Böyle bir şey söz konusu değildi. Olmadı ki cezası olsun. Yani yalan da pardon zaman zaman kullanılırdı ama toplumda yalanın karşılığı pek yoktu. Yani yalan söylemezdik biz. Ben ilkokulda 5 yıl boyunca Allah rahmet eylesin
rahmetli Fethiye Gökbayrak öğretmenimizdi. Kaldı ki Atatürkçü falan da bir öğretmendi. Bize 5 yıl boyunca her sabah andımızın sonuna şunu ekletti ve bağıra bağıra söyletti. Yalan bütün fenalıkların anasıdır. Türk çocuğu yalan söylemez. Biz öyle yetiştik. Toplumda da öyle bir takım problemler yoktu. Zaman zaman doğru algı operasyonları yapanlar yalanları ortaya atarlardı. Ama Türk toplumu yalan söylemezdi. Bizim kültürümüzde yok, bizim dinimizde yok. En büyük günahtır, en büyük ayıptır, en büyük utançtır. Ama şimdi ben de zaman zaman paylaşıyorum sosyal medyada. Bunlar utanmıyorlar mı diye soruyorum. Ama gördüm ki utanmıyorlar. Gerçekten utanmıyorlar. Çünkü ya olmayan 47 kişinin otobüse binişini izlerken kanı donan bir adam var, görüntü yok. Yok. Şimdi şöyle başka bir şey daha var Turgay Güler. Adam çıktı televizyona yalan söylediğini ballandıra anlattı. Kim? Yazıldı, çizildi Zeydan Karalar. Evet. Ne demişti burada geçtiğimiz programlarda da belirttik. Ekmek dağıtmak yasak değildir. Bunu söyleyen ahlaksızdır. Böyle bir şey yoktur. Kimse ekmek dağıtmayı yasaklamadı. Üzerine basa basa ben söyledim. Kendisi de çıktı bir sabah programında Fox TV'de. Aynen şu ifadeleri kullandı. Vali Bey beni aradı. Hatta vali herhalde kızmış. İşte ekmek dağıtmamızı yasakladılar. Ben 5 kuruş ekmek satıyorum o yüzden diye. Kızmış. Biz sana ekmek dağıtmak yasak mı diye sorduk. Söyledik mi demiş. Hayır söylemediniz sayın valim demiş. Utanmadan bunu söylüyor. Bakın yalan söylediğini utanmadan televizyonda ilan ediyor. Bu gerçekten ayıp bir şey. Bu çirkin bir şey. Bunu da söylüyor. Ballandıra da anlatıyor. Yani bir yalan sürekli köpürtülüyor. Ve maalesef ya, bu hem FETÖ'den hem de PKK'dan rezilliğe, algı operasyonlarından. Bak Emin Pazarcı, rezilliğe tur bindirdiler. Yani rezilliğin de rezilliğini, tabii. Onun da rezilliğini. Harama bile hile karıştırdılar diyelim. Evet. Bak Canan Kaftancıoğlu'nun bir tweet'i var, verin arkadaşlar. Bu Fahrettin Altun'un evi meselesiyle ilgili Canan Kaftancıoğlu şunu söyledi. Verecekler şimdi. Emin Pazarcı şimdi onu verecekler. Hatırlıyorsun değil mi? Tamam sen sözünü istersen. İstersen o arada sözlerimi ben tamamlayayım. Tamam. Yani bakın yalanı öyle bir hale getirdiler ki yalan artık hayatlarının bir parçası oldu. Yıllar boyunca PKK istasyon faaliyetleri olarak yürüttü. FETÖ da bunu İslam adına bilmem ne adına insanlara yedirdi ve böyle bir toplum ortaya çıktı. Şimdi çok rahat ayaküstü 40 tane yalan söylüyorlar ve müeyyidesi de yok. O açıdan ben işte bu Twitter'la ilgili veya sosyal medyayla ilgili düzenlemeleri önemsiyorum. Evet şimdi şey geldi ama şunu da ekleyelim. Şimdi bir maske meselesi var mı? Maske meselesinden de sürekli yalanlar zaman zaman paylaşılıyor ama bir takım iyi niyetli saf insanlar da bunun peşine takılıyorlar. Haklı tarafları da var. Bakın son dönemde biz bu milleti öyle bir konfora alıştırdık ki insanlar şunu bekliyorlar. Maske ayağımıza gelecek. Neden gelmedi? Yani dünyada bedava maske dağıtan tek ülke biziz. Bakın tek ülke biziz. Bunu bile garip bir şekilde maske niye ayağımıza gelmedi diye kirletmeye çalışanlar var. Yani gitse bütün belediyeler maske dağıtıyor. Kızılay'a gitse alır. Gelse bana ben vereyim. Yani evden bir maskeyle çıkan bir insan eğer biraz kafası çalışıyorsa evine 5 maskeyle döner. Her yerde maske var. Ama hala daha bağırıp çağırıyorlar. Bana maske gelmedi. Yani armut piş ağzıma düş. Öyle bir alıştırmışız ki Refah bu bile bu şikayetler bile Türkiye'nin nasıl bir konfora sahip olduğunu, nasıl bir refah toplumu haline geldiğini belli konularda gösteriyor. Bunları da eklemek istedim. Şimdi belki Canan Kaftancıoğlu üzerinden de devam ederiz. Şu şeyi ama söyleyelim de. Orada da bir şey var. Yalan değil ama devlete meydan okuma var. Yok, o başka bir şey daha var, göstereceğim şimdi. MHP'nin kanun teklifi. Evet, onunla ilgili birkaç cümle edelim. Ben destekliyorum. Tamam. Yani şöyle Twitter'daki bu düzenleme şimdi onu da kirletmeye başladılar. Deniliyor ki MHP'nin kanun teklifinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası üzerinden girilsin, yapılsın. Yani mükerrer hesaplar ortadan kalksın. Kirlilik hatta
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne dışarıdan yapılan yönlendirmeler, hakaretler ve bu devletin dibine dinamit koymaları önlensin diye bir takım aklı evvellerde çıkıyorlar. Biz Twitter'a TC kimlik numaramızı vermeyiz. Ya kim dedi size Twitter'a TC kimliğinizi vereceğinizi? Zaten var. Devlet bir şey yapar. Devlet üzerinden girersiniz. Ya Twitter'a telefon numarasını yani vermişsin. Bir ev adresini vermişsin. Bakın, her şeyini vermişsin. Ne? Bakın orada çok önemli, çok önemli bir şey daha var. Twitter'ın Türkiye'de şube açmasından bahsediyor. Yani bir takım kanuni düzenlemelere tabi olmasından, siz biraz önce belirttiniz. Yani istedikleri gibi at oynatıyorlar, siz bir şey yapamıyorsunuz. Yok öyle ya, ama geleceksin buraya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kazancından vergi ödeyeceksin ve Türkiye'nin kanunlarına tabi olacaksın. Mesele budur ama zaman zaman işte algılara kapılıyorlar ve en önemlisi de altını çizmek istediğim bir başka nokta daha var. Bakın son günlerde yalanlar sürekli tekrarlanıyor. Biz bunların üstüne gidiyoruz. Gitmek zorundayız çünkü bizim kültürümüz, bizim dinimiz bunu gerektiriyor. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bunları ifşa etmemiz gerekiyor ama bir takım aklı evveller yine çıkıyor. Ya niye üstüne gidiyorsun? Bırakın, mağduriyet yaratmayın. Böyle bir kepazelik olur mu? Yani böyle yalandan, ahlaksızlıktan nasıl mağduriyet çıkar? Bunu da anlamak mümkün değil. Yani adama yalancı diyeceksiniz, adam mağdur olacak. Yok böyle bir şey. Yani toplum da maalesef belli değerler konusunda bozuldu, mücadele ruhunu kaybetti, hassasiyetlerini yitirdi. Tam tersi, bunlara sürekli vuracaksınız. Sürekli bunların yalanlarının yüzüne vuracaksınız. Bakın aksi takdirde bu Ermeni soykırım meselesi de olduğu gibi yalanlar gerçek haline gelir. Bir tek örnek vereyim. Eski tarihi eserlere giden insanlar, o kurnalar vardır bazı camilerde. Ve orada musluğun altında damlaların düştüğü yerde oyuklar oluşur. Bu oyuklar işte sistemli olarak suyun gücü değildir. Damlaların aynı yere vurmasıdır sistemli olarak ve oyuk oluşur. Eğer yalanlar da tekrarlanırsa, ki 2. Dünya Savaşı'nda Goebbels bunu çok iyi şekilde yaptı, bunlar da gerçek olarak algılanır. Onun için acilen bu yalanı söyleyenlerin yalanlarını yüzüne vurmak lazım. Yalanın nasıl aşağılık bir fiil olduğunu ortaya koymak lazım. Ve bunlarla sonuna kadar toplum olarak mücadele etmemiz lazım diyorum ve noktalıyorum. Evet. Şimdi verelim o Canan Kaftancıoğlu'nun tweetini. Diyor ki ahlaksızlığınız ve yalanınızla boğulacaksınız. Çok yakında CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir. Yine gidecektir. Saklayacak bir şeyleri olanlar panik yaparlar falan falan. Bir daha okuyorum. CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir. Yine gidecektir. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun videosunu vereceğim. Şimdi burada kim yalan söylüyor? Geç onu. Benim hep sürekli verdiğim örnek var ya. Hazreti İsa işte kızını aldı. Yatırdı. Eline aldı kılıcını. Tam kesecek. Allah gökten bir öküz indirdi. O günde Ramazan bayramıydı. Diyor ki Allah belanı versin. Neresini düzeltti? Ben bunun neresini? İsa değil İbrahim, kızı değil oğlu, kılıç değil bıçak, öküz değil koç, Ramazan değil kurban bayramı. Ben bunun neresini düzelteyim? Neresini? Şimdi bir, Fahrettin Altun'a bir iftira atıldı. Bir iftira atıldı. Kim attı? Cumhuriyet Gazetesi, evet. Sözcü Gazetesi, işte Oda TV, şu bu vesaire. Evet. Bir iftira atıldı. Cumhuriyet Gazetesi başladı. Üzerinde tepinmeye başladılar. Şey ne diyor? İlçe başkanı. Ben gittim baktım diyor. Burada diyor öyle bir şey yok diyor. Kaçak yapı falan yok diyor. Şimdi bak, iftira burada. İftiradan bir hafta sonra, neyse ortalık yıkıldıktan sonra, burada bir adam diyor ki CHP'li. Yok diyor, kaçak yapı yok diyor. Peki bu arada neler oluyor? Arada Canan Kaftancıoğlu diyor ki ben arkadaşı gönderdim, yine göndereceğim. Lan niye gönderiyorsun bir tane? Çünkü diyor kaçak kapı var bilmem kaçak ne. Kaçak kapı var bilmem ne falan filan şimdi, var diyor. Şimdi Turgay Güler, bu suçtur. Bu suçtur bakın. Canan ya, Kaftancıoğlu'nun böyle bir görevi yoktur. Emin Pazarcı. Bir siyasi Emin Pazarcı. İl başkanı Emin Pazarcı. Bunu yapamaz. Tamam. Yapamaz, suçtur. Emin Pazarcı, gözünü seveyim. Suç bu işin en basit kısmı. Suç bu işin en masum kısmı yahu. Basit kısmı işte suç, iftira. Tamam.
Bak suç. Hayır suç. Hayır hayır. Ama Canan Kaftancıoğlu suç işliyor. Kılıçdaroğlu yalan söylüyor. İlçe başkanı da doğruları anlatıyor. Mesele bu. Bak hayır ama ilçe başkanı bir yanlış yapıyor. Gidiyor röntgencilik yapmaya kalkıyor. Dönüyor doğru söylüyor. Yanlış yapıyor ama doğruyu anlatıyor. Doğruyu anlatıyor. Öte taraftan Canan yapıyor. Kaftancıoğlu yanlış yapıyor. Evet. Yine yapacağız diyor. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok diyor. Orada öyle bir şey olmamıştır diyor. İlçe başkanı sen hayır. Diyorsun ki şimdi bu ilçe başkanı tek doğru söyleyen kişi olarak il başkanlığı ve genel başkanlığı görevden alsın. Ha bir de öyle bir şey var. Allah aşkına ya. Yani Emin Pazarcı'ya katılıyorum. Hukuki açıdan bak neresinden tutarsan tut suç da. Kepazelik bu kepazelik. Beni suç yani kısmı bakın, ilgilendirmiyor. Ciddi bana anlamda ne? Kepazelik ama işin en basit kısmı suç kısmı değil. Bakın Canan Kaftancıoğlu ya sürekli suç işliyor. Ya benim ilgi alanım değil. Canan suç kısmı yargının işi. Beni ilgilendirmiyor. Bu işin Canan mağduru Kaftancıoğlu şusu gitsin. İnsanları tahrik ediyor. Ve Canan Kaftancıoğlu gibiler bu ülkenin değerlerine saldırıyorlar. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni farklı noktalara götürmeye çalışıyorlar. Terör örgütlerinin geçmişteki anlayışına sürüklemeye çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki gerçek CHP'lilerin bunlarla mücadele etmesi lazım. Çünkü marjinalleşiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü suç örgütlerinin adeta kucağına doğru itiliyor. Nasıl diyebilirsin ben gönderdim bir daha göndereceğim. Devlete kafa tutmaktır bu. Bu suçun Türk Ceza Kanunu'nun suç kabul ettiği bir fiili övmektir. Yarın Canan Kaftancıoğlu kalksa çok daha ağır bir ifade de bulunsa insanları sokağa işte Selahattin Demirtaş'ın yaptığı gibi çağırsa sonuçta bir takım canlar gitse normal midir bu? Yani bunları önlemek lazım. Bu konularda anında frene basmak lazım diye Mustafa düşünüyorum. Mustafa Şen'e söz vereceğim. Mustafa Şen ne söylüyorsun? Bir de şunu söyleyeyim. Mesela Canan Kaftancıoğlu'nun bugün bir açıklaması var. Sana da onu izleteyim, onun üzerinden konuşalım. Verin o Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamasını arkadaşlar. Erken seçimle yahut başka bir şekilde. Yahut başka bir şekilde. Benzeri... Turgay ben açık bir şekilde söylüyorum. Türkiye'de hükümet değişimleri... Ahmet Yılmaz biraz bekle. Mustafa Şen'den sonra söz vereceğim. Seçim, sandık ve benzeri kanunda... Yasada, anayasada belirtilen şekillerin dışında başka bir şekilde babam tarafından dahi olsa değiştirmeye kalkılırsa ben sokağa çıkarım. Kim yapıyorsa onun gırtlağını sarılırım. Bu 15 Temmuz'da yapılmaya çalışıldı. 15 Temmuz'da ne yaptıysak şimdi oradan da aldığımız dersle mislini yaparız. Net. Bunu Türk milletinin bir ferdi olarak, bir evladı olarak, bir oğlu olarak söylüyorum. Şimdi Canan Hanım orada ne diyor? Erken seçim veya başka bir şekilde. Ne şekilde Sayın Başkan? Ne şekilde bu hükümeti değiştirmeyi düşünüyorsunuz? Ne tür bir darbe yapmayı düşünüyorsunuz? Hukuk dışında darbe ancak hükümet değiştiriyor. Bu memlekette biz bunları çok gördük. Darbe ile hükümet değişikliklerine çok şahit olduk. Ben 55 yaşındayım. 7-8 defa buna teşebbüs edildi. Bazıları başarıldı, bazıları başarılamadı. Şimdi bu ne iğrenç bir dildir. Bu ne iğrenç bir siyasettir. Böyle siyaset olur mu? Siz ana muhalefet partisinin bir il başkanısınız ve ülkenin 5'te 1'ini, 6'da 1'ini temsil eden nüfus olarak ve seçme olarak bir ilinin başındasınız. Ve sizinle birlikte hareket eden milyonlarca insanlar var bu şehirde. Bu sözünüzden birileri başka şeyler anlasa, mesela siz çıkıp yarın mutlaka şunu söyleyeceksinizdir. Yok ben darbeyi kastetmeliydim, ben darbeye karşıyım da ben öyle anlıyorum mesela. Çünkü darbeye karşı sizin, olmadığını 15 Temmuz gecesi attığı tweetlerden biliyoruz. Evet, siyasal tarihinizin kodlarını ortaya koyduğumuz zaman darbeci olduğunuzu, terörü desteklediğinizi, ahlaksızlığı desteklediğinizi, ahlaksızlığın arkasında durduğunuzu, teröristlere komutan dediğinizi, darbeci bir gelenekten geldiğinizi parti olarak biliyoruz. Bu memlekette ilk askeri darbenin, yani Cumhuriyet döneminde diyorum tabii ki, yapılan ilk askeri darbenin arkasındaki siyasal ve bürokratik ve sosyal güç olarak
sizin partiniz var. Siz şimdi bu başka şekilde derken, erken seçim veya başka şekilde, oradan biz zamanında yapılacak olan seçim diye bir şey çıkaramıyor, satır arası onu vermiyor. Darbe çıkıyor oradan. Ne demek istiyorsunuz? Ben çok açık bir şekilde söylüyorum. Türk milletine bu saatten sonra, Türk milletinin seçmiş olduğu meşru hükümete, bu seçtiği meşru hükümet Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti de olabilir. Hiç fark etmez. Anlatabiliyor muyum? Cumhuriyet Halk Partisi seçilmiş meşru hükümet olarak başımıza geçsin, benim hükümetimdir ve bütün meşruiyet kanalları çerçevesinde, hukuk çerçevesinde, demokrasi çerçevesinde, anayasa ve yasalar çerçevesinde, ahlak çerçevesinde onu savunurum. Ve o CHP'nin meşru hükümet olarak bulunduğu dönemde dahi birileri bu memlekette meşru hükümete karşı bir darbe yapmaya kalkarsa, yani milli iradeye karşı bir darbe yapmaya kalkarsa, yani benim irademi, yani beni sıfırlamaya kalkarsa onu sıfırlarım arkadaş. Bu kadar net söylüyorum. O elimde de öyle kıyamet gibi silahlar milahlar da yok. Elimde boş, elimde hiçbir şey yok. Yasal hakkım olmasına rağmen silah da almadım. Alabilirdim de. Zırh delici silah da alabilirdim. Ona da imkanım vardı. Ama almadım. Ben barışı savunuyorum çünkü. Ve ben çünkü şiddeti, meşru şiddeti bile çok sınırlı, çok çok sınırlı bir şekilde olması şartıyla savunuyorum. Yani meşru müdafayı da devletin kullanacağı, ki ona zaten şiddeti meşru olarak kullanma eksene sahip olan varlığa devlet deniliyor bir devlet tanımında da. Burada dahi ben net söylüyorum, bu kadar barıştan yana, bu kadar şiddete karşı olan birisi silah, yasal silah alma hakkı olduğu halde almayıp bir Karadenizli olarak bile düşünüyor musunuz? Bu ya bu nasıl bir şeydir bir Karadenizli için? Almayan birisi olarak söylüyorum, milli iradeyi sıfırlamaya kalkanı sıfırlarım arkadaş, babam dahi olsa. Eyvallah. Cinsiyetine de bakmam, mezhebine de bakmam, meşrebine de bakmam. Babam da olsa, babamın oğlu olsa onu sıfırlarım. Kimsenin Türk milletinden daha üstün bir varlık ortaya koymasına bu topraklarda izin verme. Canım ne kadarına yeterse de o kadarını ortaya koyarım. Eyvallah. Peki Canan o halde. Canan Hanım'ın videosunu izlerken gündüz, hani şey diyor ya, Sayın Başkan video izlerken kanım dondu diye. Kanım dondu yahu. O bir şey izlemedi de, o bir yalan. Kanınız daha da donacak şimdi. Şey, o zaman molanın ardından hepinizden özür diliyorum. Reklam vaktini fazla açtım. Birkaç dakika sonra hemen dönüyoruz. Ahmet Yenilmez dönüşte sözünü vereceğim size. Kanınız donacak. Kanınız donacak. Orada size bir şey göstereceğim. Peki. Bir molanın ardından. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahmet Yenilmez'deydi. Son turlarımızı yapıyoruz. Şu Canan Kaftancıoğlu hanımın görüntüsünü bir verir misiniz? Verelim. Tweetini mi istiyorsun? Hayır, görüntüsünü. Görüntüsü. Yalnız sesi vermeyin. Sesi ver, tamam. Yana verin. Çekin. Tam ekran. Tam ekran. Evet. Tamam. Şimdi Canan Hanım, ben yayına bağlanırken bizim yönetmen arkadaşımız beni defalarca uyarır. Abi kafa boşluğun, abi resmin diye. Canan Hanım'ın arkasında görünmeyen resimlere bakın. Evet. Evet, şimdi biz... Ve bakın kadraj bilgisi olan arkadaşlara söylüyorum. Canan Hanım'ın şu anda oturduğu kadraj yayın süresince sizce yayına uygun bir kadraj mı? Ve özellikle arka planda görünmeyen iki tane resim var. Birisi Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, birisi de Albayrağımız. Kimdi Canan Kaftancıoğlu? CHP'nin genel İstanbul İl Başkanı. Ne, hatırlayın bir tweetini. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkmak, parçalamak üzere kurulmuş bir terör örgütünün kurucusuna yaşam hakkını savunan tweetini hatırlayın. Evet. Şimdi o zamanlar ben bir şey söylemiştim. Cumhuriyet Halk Partisi marjinal terör örgütleri, Marksist, Leninist silahlı terör örgütleri tarafından işgal edilmiştir dedim. Hatırlayın. Bugün bu paylaşımı
neticesinde orada Hasan abi ve özellikle de Emin abi diyor ya, öbür seçenek ne, öbür seçenek diye. Öbür seçeneğin ne olduğunu hanımefendinin mensup olduğu ve yaşam hakkını savunduğu terör örgütünün ilkelerine baksınlar, orada ne olduğunu ayan beyan görürler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi öncelikle bu işgalden kurtarılmak zorundadır. Bu Türkiye'nin bir beka sorunudur. Tekrar ediyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Marksist, Leninist, bölücü terör örgütlerinin işgalinden kurtarılması lazım. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir beka sorunudur. Ve bu özellikle bundan sonraki süreçte çok daha fazla kendini hissettirecektir. Zaten bu tip marjinal terör örgütlerine sahip gazeteci kisvesi altında, siyasetçi kisvesi altında batıya jurnalcilerin yanına milliyetçi geçmişi olan insanların konulma sebebi de işte bundan dolayıdır. Söylemek istediğim buydu. Evet. Şimdi bakın şu resme ya. Şu uyarmazlar mı? Ahmet Yenilmez'in pasından sonra. Evet. Emin Pazarcı. Ahmet Yenilmez'in bu pasını almamak mümkün değil. Bakın, biraz önce darbeden falan bahsedildi. Alın, doğru. Bunlar evet, darbe destekçisidir ama bunların geldikleri gelenek Marksist, Leninist, silahlı halk ayaklanmasıdır tırnak içinde. Aynen öyle. Ve bunlar yıllar boyunca bunu savunmuşlardır. Nitekim 1980 öncesi bunlar bizim karşımıza çıktı. Bunları yapmaya kalkıştılar. Mustafa Şen diyor ki bizim silahımız yoktu. O dönemde de gençler bunların karşısına çıktılar. Zaten şairlerimizden birisi Kahramanmaraşlı şair, şimdi adı aklıma gelmedi. İstiklal Harbi'nde biz bu vatanı Deynanan vura vura kurtardık diyor. Silaha da gerek yok. Bakın, ve bunların mensup oldukları bu geçmişte anlayış daha sonra PKK olarak karşımıza çıktı. PKK şimdi hangi durumda? Zaman zaman paylaşımlar yapıyorlar. İşte Kandil'de bile sıkışmış durumdalar, çok zor durumdayız diyorlar. Yani bunları tepelemeye Türk milletinin gücü yeter. Ama Ahmet Yenilmez'in dediği doğrudur. Ben sürekli olarak söylüyorum. İki gün önce 41 insanı katleden, 11'i çocuk, 41 insanı katleden PKK terör örgütü kurucusu Sakine Cansız'ın hayat hakkını savunmuştur arkadaş. Nokta. Evet. Zaten Ahmet Yenilmez bugüne kadar da yaptığı paylaşımlardan kişiliğini, kimliğini ve meşrebini açık ve net olarak ortaya koyuyor. Yani bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile problemli olan kişilikler ve biraz önce işte Mustafa Kemal'i ve Türk bayrağını gölgelemekten bahsettin. Zaten bu anlayış ve bu zihniyet geçmişte Mustafa Kemal'e Burjuva Kemal diyen bir zihniyettir. Bugün Mustafa Kemal'i kullanıyorlar. Hem de tepe tepe kullanıyorlar. Yani alabildiğine istismar ediyorlar. O açıdan biz bunları tanıyoruz. Mustafa Şen'in dediği gibi gerekli cevabı da veririz. İş o noktaya gelmesin. Ama 15 Temmuz'u mumla işte, ararlar. Selahattin Demirtaş'la tabii. Şöyle, o Selahattin Demirtaş da bunu denedi. Aynı gelenekten geliyorlar, aynı zihniyetin mensupları bunlar. Sonuçta Selahattin Demirtaş içeride ve Canan Kaftancıoğlu bu tür suç işlemeleri devam ederse, bu tür tahriklere devam ederse kendisini bekleyen de demir parmakların arkasıdır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde suç ve suçlu övülmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kafa tutulmaz. Bir sıçrarsın, iki sıçrarsın ama üçüncüsünde gelir hukuk senin yakana yapışır. Bunları da hatırlatmak gerekir. Yani şunu da hatırlat. Boş hayaller şunu da hatırlat koşuyorlar. İstersen. Şunu da hatırlat. Bunlar demokrasi düşmanları. Emin Pazarcı. Demokrasi düşmanları. Evet. Şunu da hatırlat istersen. Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu'nu gelmeden önce nasıl anonslamıştı? Hatırladın mı? Toma'nın üstüne çıkacak. Toma'nın üstüne çıkacak gerektiğinde bir il başkanı
lazım. Bunlar lazım. Şöyle geçmişte geçmişte işte Toma'nın üstüne çıkmaktan bahsettiler. Türk askerine faşist dediler. Türk askerine küfür ettiler. Ama daha sonra darbecilerle kol kola girdiler. Bunlar her türlü şarta uyarlar. Bunların zaten problemleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yledir. Bunu da her fırsatta ortaya koyuyorlar. Yani boş hayallerin peşine düşmesinler. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde büyük kahir ekseriyet bunların karşısındadır. Zaten maskeleri de yavaş yavaş düşüyor. Önümüzdeki dönemde iyice ortaya çıkacak ve mesela Özgür Özel'in bir takım paylaşımları var. Bağırıyor, çağırıyor. Ben düşündüm. Özgür Özel bu çıkışı niye yaptı? Biz ne yaptık? Yani veya hükümet bunlara ne yaptı? Nerede bir problem vardı? Hiçbir problem yok. Bakın Özgür Özel'i rahatsız eden bugün gösterilen, sergilenen başarılardır ve maalesef bu başarılardan dolayı bunların dengeleri bozuldu ve çok ciddi şekilde hem şiddet dili kullanmaya başladılar hem çirkin hakaretler ediyorlar, sağa sola saldırıyorlar. Ama dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti muz cumhuriyeti değildir, hukuk devletidir ve hukuk eğer böyle giderse önümüzdeki dönemde bunların yakasına da yapışır. Mustafa Şen, bir Ramazan ayındayız. Elhamdülillah. Her Ramazan'da bu ülkede az önce adını zikrettiğimiz insanlar ve başkaları Ramazan'ın o manevi havasına saldırırlar. En olmadık ahlaksızlıkları yaparlar ki şimdi yine yapmaya başladılar. Yani bırakmıyorlar ki şu insanlar, bu ülkenin %99'u olan, 99'u Müslüman olan bu ülkenin insanları bırakmıyorlar ki huşu içerisinde bir Ramazan'ı eda etsinler. Düşünsenize. Müslümanları bile Ramazan'ı tebrik edip Ramazan'da Müslüman komşularına nezaket davranıyorlar. Evet. Böyle bir ülke burası. Şimdi mesela isim vermeyeyim. Yanılmıyorsam Yeni Bosna'da bu bit pazarı tarzı bir yer var. O dükkanların sahibi var. Bir Ermeni. Geçenlerde bir mesajını gördüm. Sosyal medyaya atmış, sesli. Diyor ki, ben böyle bir zamanda nasıl olur da diyor, oradaki dükkanların kiracılarımdan kira isteyebilirim. Ya, ya. Şimdi hani yerli ve milli kim? Kulağını, Ya, yerli ve milli Müslüman kim? Olmasına gerek. Kuzguncuk'ta her Ramazan sofralar kurulur Kuzguncuk'ta. Evet, Müslüman olmasın. Evet, Müslüman olmasına gerek yok. Ya bu yerlilik, millilik. Ya adam kendisini bu ülkenin bir vatandaşı. Hala döndürüyoruz biliyorsun yardım kampanyası için. Biliyorsunuz. Bir hatırlatma da ben yapayım mı? Ermeni cemaati, Rum cemaati, azınlıklar yardım ettiler. Evet. Evet, çocukluğumda bizim evin yandaki binanın altında bir tuhafiyeci dükkanı vardı. Vensan Erkip. Vefat etti tabii, yıllar geçti. Vensan ve amca Ermeniydi. Biz de giderdik. Dükkanında onun çalıştık. Ramazan aylarında eşi Fatoş Hanım elinde böyle bir sefertasıyla yemek getirdi genellikle, ama Ramazan aylarında o sefertası tamamen farklı bir noktaya bürünür. Etrafı sarılır. İzole. Ve o yemek arka tarafta kimseye gösterilmeden ve bize de sıkı sıkı tembih edilerek, bak kimseye söyleme, biz farklı inançlardanız ama saygı duyuyoruz diyerek yenirdi. Yani bu ülkedeki Ermeni vatandaşlarımız bile bizim dini değerlerimize, ki farklı dini değerlerdeydi, daha fazla sahip çıkarlardı. Bunların onlardan öğrenecek çok şeyleri var. Biz de yaşadık, biz de gördük. Bunu da eklemek istedim. Diyanet İşleri Başkanı ne yaptılar gördünüz? Işte oraya geleceğim. Şimdi Atatürk'ün partisi, bırakın ya, Atatürk'ün partisi, altını çiziyoruz. Doğu Perinçek çok güzel orada. Bugünkü yazısı da müthişti. Taşı yani böyle bugünkü yazısı da müthişti. Gediğine koydu. Ya düşünsenize, Türk aile yapısını derinden sarsacak. Sadece yani Rusya'da benzer bir faaliyete rastlayamazsınız. Bak altını çiziyorum. Hadi gitsinler Rusya'da örgütlensinler. Polonya'da örgütlensinler. Avrupa'nın birçok yerinde örgütlensinler. Hadi gitsinler örgütlensinler. Türk aile yapısını derinden sarsacak. Efendime söyleyeyim. O tür
davranışları meşrulaştırma adına bu ülkenin insanının inancına küfür, hakaret, ayetlerine saldırı Ramazan ayında oluyor bu. Sesi Çağlar Ötesi'nden gelen. Sesi Çağlar Ötesi'nden gelen falan işte. Bu konuyla ilgili senin ve Ahmet Yenilmez'in kısa değerlendirmesini rica edeceğim. Şimdi uzun uzun açıklamaları yapıyorsun Turgay, sonra da bize kısa değerlendirme vakti kalıyor. Ne yapacağız bu işi? Bu iş benim marazım. Eyvallah. Şimdi öncelikle bütün İslam aleminin Ramazan'ı mübarek olsun diyorum. Ben bu Ramazan'da ayrı bir sevinç yaşıyorum. Çünkü yaşadığım bir rahatsızlık dolayısıyla 6 senedir oruç tutamıyorum. Bu sene her sene deniyordum, olmuyordu. Bu sene denedim, devam ediyoruz. Sıkıntılar oluyor ama çok güzel gidiyor. İnşallah sonuna geleceğim Ramazan'ın. İnşallah. Beraber bayram edeceğiz. Şimdi her Ramazan'da bu son yıllarda böyle oluyor maalesef. Yani çıkıyor birileri, genelde de bu LGBT liderciler ya da taraftarları oluyor. Arkasından da CHP'den de mutlaka ya da HDP'den bir yerlerden de bir siyasi destekler geliyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ramazan'da oruç tutmak ve oruç tutmanın hassasiyetlerine dikkat etmek Müslümanın işi. Ve oruç tutan Müslümanında da oruç tutanın kendisinin işi. Tutmayanın ya da Müslüman olmayanın değil. Önce buranın altını çizelim. Hassasiyetler oruç tutanın işi. O Müslümanlıktandır. Ama bu hassasiyetlere dikkat etmek değil sadece. Bir de belli kendiliğinden, bak bu adam, bu insan, bu kadın, bu genç oruç tutuyor. Su içemiyor, çay içemiyor, yemek yemiyor. Bir kısım zorluklar yaşıyor. Ben de onun hassasiyetlerine azıcık dikkat edeyim demek de insanlık işi. Şimdi bu dolayısıyla bu hassasiyetlere riayet etmek Müslümanlıkla alakalı değil sadece. İnsanlıkla alakalı. Birilerinde insanlık kalmamışsa gerçekten yapacak bir şey yok. Biz insanlığımıza da Müslümanlığımıza da devam edelim. Diğer taraftan LGBT meselesinde bunu Kur'an'ın bir ifadesi olarak, ayeti olarak Sayın Diyanet İşleri Başkanı dile getirdiğinde, bir, eğer bunun bir Kur'an ifadesi olduğunu bilmiyorsa böyle cehalet olmaz. Gidin İngiltere ya da Amerika'ya, bir ateist bile, bir ateist İncil'i belki 40 defa okumuştur. Ve ilgili otoritelerin görüşlerini defalarca karşılaştırmalı olarak çalışmıştır. Bizde ise İslamiyet, İslam düşüncesi, İslam hukuku, İslam fıkhı, tefsiri, hadisi, İslam ilimler üzerine bir şey bilmemek ilginç bir cehalet övüncü veriyor bir kısım insanlara bu çok Türkiye'de. Böyle iğrenç bir şey olmaz. Müslüman olursun olmazsın, dindar olursun olmazsın ama bu toprakların bir kültürü var. Bir ilim, irfan ve hikmet geleneği geçmişi var. Ve devasa kütüphaneler oluşturmuş bir düşünce geleneği ve ilim geleneği bu topraklar. Ona sahipler. İnsan buna dair alır iki sayfa metin okur. Bir bu. Yani bilmiyorsa bu cehalettendir ve bu affedilir bir şey değil. İğrenç bir şey bu. Ve bu maalesef cahilliğiyle övünme meselesi sadece bizim memlekette var. Bizim memleketin de sevmediğim tarafı bu. İkincisi bilerek yapıyor. Biliyordur ve bilerek yapıyordur. Bu korkunç bir şey. O da gavurluğundan yapıyor. Bu gavurluktur. Birincisi cehalettendir. Kabul edilmez. Ama bir yere kadar tolere edebilirsin. Ama bu ikincisi bilerek, kasten, taammüden yapmak gavurluktur. Bunu az önce konuştuğumuz konularla birlikte değerlendirin. Bir insan LGBT olabilir. L olabilir, G olabilir, B olabilir, T olabilir. Hatta İ var sonunda. Bir de -i diye bir grup var. Ben onu sonradan öğrenmiştim. Öyle bir grubun temsilcisi olduğunu söyleyen bir arkadaştan. LGBTİ olabilirsiniz. Fakat bunu gelip benim gözüme sokamazsın arkadaş. Bunun yaygınlaştırılması, bu toplumda yaygınlaştırılması üzerine çalışırsan ve sen buna fikir özgürlüğüdür, benim bunları söylemem dersen, arkadaş bu benim söylediğimde fikir özgürlüğüdür ve senin bu dediğine ben karşıyım. Ne?
LGBTİ olabilirsin. Ve devlet senin hukukunu korumak zorundadır. Ve devlet senin hukukunu koruması için de ben elimden geleni yaparım. Ama sen bunun açık propagandasını yapar gibi benim gözümün önünde bunun yaygınlaştırılması, hoş görülmesi... Ya şu hale geldi. Normal olan o, olmayan... Evet. Yani ben doğadan yanayım. Bu konularda görüşlerim çok nettir. Doğadan yanayım. Mustafa Şen, iyilik böyle bir şey zaten. Bunu yapacak. Yok, o iyi. Başka bir iyi Emin abi. Ama yani o dediğini de ben sormuştum ya. G varsa iyi niye var? Dedi ki bu iyi şöyle bir şeydi. Eyvallah, diyecek bir şey yok. Şimdi bu oluyor. Bu toplumumuzda var. Her toplumda, tarihin her döneminde bu böyle arkadaşlar vardı. Devlet bunların hukukunu korumak zorundadır. Bunların hukuku vardır. Ama onu benim gözüme, hele hele Ramazan'da gözüme sokarcasına üzerime onu getirmeni ben kabul etmem. Ben doğadan yanayım. Doğada iki tane cinsiyet var. İki tane cinsiyet var. Net. Ve doğal olmayan bir şey, unsurlarla üzerine gidildiğinde dönüp bunun intikamını alıyor. Mesela LGBT üzerinden gittiğimizde toplumun tamamını LGBTİ mensuplarına oluştuğunu düşündüğünüzde çocuk olmuyor mesela. İnsanlığın zürriyeti, yani doğa intikamını alıyor. Dolayısıyla bunu benim üzerime boca edemezsin arkadaş. Ben buna karşı çıkarım. Bu benim fikir özgürlüğüm gereği söylediğim bir şeydir. Ha sen de söyleyebilirsin. Söylemenin önündeki engele de ben karşı çıkarım. Bunun hukuku vardır. Hukukunun korunmasında ben taraftar olurum. Ama bana sen gelip bunu benim normalimmiş gibi, bu toplumun normaliymiş gibi deklar edemezsin. Dayatamazsın. Dayatma var burada açık bir şekilde. İşte bir tane yurt dışında Almanya'da bir doktorumuz. O çok Avrupa değerlerinden bahsedilir ya. İnsan haklarından, hukukun üstünlüğünden, özgürlüklerden, demokrasiden vesaire. Hepsi yalan. Almanya'da bir doktorumuz LGBT'ye karşı olduğunu söyleyince hakkında soruşturma açılmış vesaire. Hani demokrasi? Hani fikir özgürlüğü? Hani ifade özgürlüğü? Yani sen LGBT iyi olduğunu söyleyeceksin. Bu düşünce özgürlüğü gereği, bu ifade özgürlüğü gereği, bu cinsel özgürlük gereği. Ben buna karşı olduğumu söyleyeceğim. Sen ne diyorsun? Böyle şey olmaz. Ben söylerim arkadaş. Söylerim ama şunu da net bir daha söylüyorum. Hukukunu da korurum. Hukukunu devletin koruması gerekir. Devlet bunun için vardır. Kim olduğuna bakmaz. Sonrasında işin bu LGBTİ'nin sosyal olarak nasıl olduğuna, psikolojik olarak nasıl olduğuna, fizyolojik olarak nasıl olduğuna, psikiyatrik olarak nasıl olduğuna, kültürel olarak nasıl olduğuna ve ne tür oluşma, gelişme süreçlerine geçtiğine dair ilgili uzmanlar pek çok yayınlar yapıyorlar. Onlar okunabilir. Benim derdim orası değil. Benim derdim doğal, doğada olan, doğada doğal olarak olan çan eğrisinin iki ucu değil. Normal dağılım eğrisinin altındaki büyük kitlede neyin olduğu ve ardından da senin hukukun benim hukukum. Sen benim hukukuma sahip çık, ben de senin hukukuna sahip çıkayım. Kant'ın böyle çok ilginç bir cümlesi vardır. Küçük bir risalesinin başında. Başkasının hukuku kadar kutsal bir şey olamaz der. Bu çok önemlidir. Bu hep bize lazımdır. Bütün dünyanın işidir bu aslında. Burada buluşsak pek çok meselemizi halledebiliriz. Ama sen fikir özgürlüğü diye, cinsel özgürlük diye, toplumsal özgürlük diye getirip onu benim üzerime boca edemezsin. Bunu yapılma şekillerinden bir tanesi de şu. Kadın hakları savunusunun içine bu zerk edilmiş durumda şu. Ya bir şey atlamayalım. Bir dakika. Parantez bir de olsun. Bu var. Bir de orada tarafını açmak. Orada bir ifade var. Diyor ki ellerine meşaleleri alıp kadınları cadı diye yakacak noktaya gelecekler diye bir ifade de var. Yani benim de arzum bitiyor beyler. O barucu arkadaşların peki, besledikleri o zaman... fikir kaynaklarının, bilim kaynaklarının olduğu coğrafyada onlar oldu. Evet. Avrupa'da onlar oldu. Evet. Bu topraklarda hemen... Müslümanlar bir tek vaka gösteremezler Müslümanlar böyle bir şey yaptı diye. Eyvallah. Bir tek vaka yoktur. Eyvallah. Şimdi ama değerli dostlar. Ya çok kısa bir cümle bir şey eklemek isterim. Ahmet Yenilmez'in şarjı bitiyor bakın, yalnız. Bakın
Bizim tarihimizde 1300'lü yıllarda Selçuklu'da hani kadına verilen değerden bahsediyoruz ya, Doğa Hatun var, Mısır Hatun var. Bunlar valilik yapmıştır. Bakın 1300'lü yıllarda Konya'da ve Mısır Hatun da aslında Hatice Hatun'dur ve Mısır'a elçi olarak gittiği için Mısır Hatun lakabını almıştır. Biz kadın elçiler gönderen bir milletiz. Yani bizim kültürümüzde bunlar yok. Biz çok farklıyız ama cahiliye devri adetlerini bize dayatmaya çalışanlar, cahiliye devri adetlerini savunanlar maalesef kirletiyorlar. Bizim kültürümüzde bunların hiçbirisi yok. Peki. Şimdi hemen ben gireyim devreye. Evet. Arkadaşlar uzunca bir süredir bu tip hastalık bulaşmış insanları rol model olarak hep önümüze koydular. Özellikle sanat camiasında başarılı olmanın olmazsa olmazı gibi lanse ettiler. Bir haber dikkatinizden kaçmış. Özellikle koronavirüsle tedavi modeli olarak bile erkeklere kadın hormonu enjekte etme gibi bugün gündeme bir haber düştü. Biraz önce Mustafa Şen dedi ki, gavur bile yapmaz, hakikaten gavur bile yapmaz. Şey, gavur yapar dediniz ya, gavur yapmıyor. İngiltere'de birbirini kaybetmiş aileleri birleştiren bir program. Turgay Güler bana dedi ki programa çalış da gel. Eyvallah. Onu seyrettim. Bir baba ile oğlu uzunca bir süredir ayrılar. Baba böyle sevinçle bekliyor, kapı açılıyor ve oğlunu cinsiyet değiştirdiği şekliyle karşısında gördüğü zaman hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Bunun gavurluğu, Müslümanlığı yoktur. Bu insan fıtratını bozma operasyonudur. Hastalık mıdır, değil midir bilmiyorum ama bizim ülkemiz hasta haklarını korur. Elbette ki koruyacaktır ama bunu normal vatandaşlık statüsü içerisinde legalleştirmenin de bir anlamı yoktur. Fikir hürriyetine katılıyorum ama Diyanet İşleri Başkanı Hoca Efendi'nin söylemesi gereken ve Allah'ın kelamın içerisinden söylediği bir sözü de değil Barolar Birliği, herhangi bir kimliğe sahip hiçbir insanın da itibarsızlaştırma hakkı yoktur. Bu ahlaksızlıktır. Sadece Müslümanlara değil, insana ahlaksızlıktır. Lütfen arama motorlarına girin. O İngiliz babanın sevinçle kapının açılmasını bekleyip de kapıdan oğlunun cinsiyet değiştirdiğini gördüğü andaki ağlamasına bir bakın. Bu insanlığın sorunudur. Bunu legalleştirmenin, bunu insanların önünde böyle hafifleştirmenin bir anlamı yoktur. Bu bir hastalıktır. Eyvallah. Bu insanlığın felaketidir. Ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Bütün herkese saygılarımı sunuyorum. Biz bu programda ve her yerde bu gavur kelimesini gayrimüslim ya da Müslüman olmayan anlamda kullanmıyoruz. Evet. Ben de espri olarak söyledim. Espri. Zalim manasında kullanıyoruz. Aynen öyle. Kök çünkü cevur kelimesinden gelir malum. O da çok cevreden, cevri cevreden. İyi hatırlattın. Mustafa Şen'i iyi hatırlattın. Bizde de yani kötü iş yapana, zalimlik yapana, acımasız olana yani bir inanç üzerinden söylenmez bu. Biz de o manada söyledik. Ben de espri olarak. Az önce gayrimüslim örnekleri verdiniz. Evet. Az önce abi iki tane. Mesela Karadeniz'de yani sık kullanılır bu. Erzurum'da. Gavurun uşağı. Espri yaptım da. Aynen öyle. La kavurluk yapma da ya falan gibi. Hasan Öztürk ilave edeceğim bir şey var mı? Sadece şunu söyleyeceğim. Yani her şey söylendi ama bu odalar borsalar gibi 27 Mayıs anayasasından sonra kurulan ve o anayasanın ruhunda bize yutturulan yani millet iradesi kurumlar eliyle tecelli eder ruhunu o kurumlar olarak ihdas eden 27 Mayıs anayasasıdır. 61 anayasası ve bu anayasayla hala bu odalar, bu barolar birer vesayet oda olarak milletin seçtiği siyasetçilerin üzerinde kendilerini konumlandırmaya çalışıyorlar. Ben şunu söyleyeyim, bu Covid'li günler inşallah geçecek. Bugünler açtığımız zaman meclis, siyaset
bu işi anayasa değişikliği, anayasa değişikliğiyle başka bir yöntemle, yani hukuken nasıl ben bilmiyorum, onun için yasayla değiştirilebiliyor mu benim bildiğim anayasa, çünkü anayasal kurumlar, anayasa değişikliğiyle bu odaların ve özellikle baroların statüsünü tartışmaya açmak gerekiyor ve demokratik bir hale gelmesi gerekiyor. Bu baroların hadsizliği kendilerini hala 27 Mayıs'tan aldıkları güçten bu hadsizliği yapıyorlar. Yoksa bugün bunu tartışırız, geçer gider, unuturuz, yarın başka bir şey çıkacak, başka bir yerden bu sefer yapıyorlar. Dolayısıyla bunun bir anayasalı düzenlemesinin gerekli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü bunlar hala 27 Mayıs kafasıyla vesayet odağı olarak tepemize duruyorlar. Evet. Emin Pazarcı, Mustafa Şen, Ahmet Yenilmez, sizlere, Hasan Öztürk sana da aynı şekilde çok teşekkür ediyorum. Yalnız Hasan abin dediği mevzuyu bir ara konuşalım. Çok önemli bir konu o. Evet. Yani Türkiye'nin faşist diktatörlüklerinin bulunduğu yerler o odalar. Aynen öyle. Odak vesayet odaklarının en tepesindeki yerler. Aynen öyle. Tipik faşist kurumlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Geldik programın sonuna. Metin Feyzoğlu'na da selam olsun. O evet. Da herkese evet. Haddini bilecek anlamına gelen, kendi işinizle uğraşın kardeşim diyen. Doğru söyledi. Kurdu, onu da tebrik etmek lazım. Ona da söyleyelim. Yine Doğu Perinçek'in o çıkışından ötürü. Aynı gemideyiz ve neden oradayız diyen. Evet. Bakın ne diyorum, Doğu Perinçek düşüncesiyle yıllarca mücadele etmiş bir adam. Fikren söylüyorum. Evet, hepimiz mücadele et, evet. Mücadele ediyorum. Karşı karşıya geldiğimiz zaman da yüzüne de söylüyorum. Yani şu konularda farklıyız. Ama kardeşim böyle bir yedi düvele karşı mücadele edilirken, böyle bir başarı hikayesi yazılırken, Atlantik Paktı'na karşı, Avrupa Birliği'ne karşı, Amerika'ya karşı Doğu Perinçek ve arkadaşlarının durduğu yerin de hakkını teslim etmek gerekiyor. Evet. Unutmayın, tüm bu rezillikleri, tüm bu yalanları öyle zırt pırt çıkıp toplumu sözüm ona şok edecek, yok darbe yaparız, yok işte ayağınızı denk alın, işte başka bir yöntem falan. Tüm bunların yapılmasının sebebi hiç kuşkusuz ülkenin bugünkü halidir. Yani onların beklediğinin olmamasıdır. Elhamdülillah güçlü bir ülkemiz var. Elhamdülillah dünyanın imrendiği bir ülkemiz var. Ve tüm badirelerden sıyrıla sıyrıla geliyoruz. Bunu da azmedemiyorlar. İcraat ortaya koymadıkları için, bir şey öneremedikleri için, bir şey yapamıyor. Ya 4 tane koli dağıtıyor Beylikdüzü'nde İBB başkanı. Ya korona var. O 4 koliyi dağıtmayı beceremez mi bir adam ya? Oraya orada bir olmayan görüntüleri izlemekten olmayan fırsat bulamıyor. Orada bir boru değiştirecekler. Doğalgaz patlaması oluyor. Adamın dükkanı gidiyor. Öbür tarafta bilmem ne olacak, bilmem ne oluyor. Yani 3 tane otobüs sefere ilave edip hadi ya bıraktın bugün, vatandaşları. Sayın valimize de selamlayalım. Ali Yerlikaya'yı. Evet. Yani gördünüz değil mi? Bu taksilerde ücretsiz taşıyacaklar. Evet. Sağlıkçılarımız. Yani düşün. Evet, çok taksicilerle çok beraber bir ortak proje geliştirdiler. Yani taksicilere büyük eleştirilerim var ama bu yaptıkları müthiş. Alkışlanacak. Yok, eleştirilerimiz baki ama bu yaptıklarını yani, alkışlıyoruz. Şimdi yani, sayın valimize selam olsun. Sakin, sağduyulu ve iş bilen bir vali var İstanbul'da. Allah'tan yani. Yoksa Arap saçına dönecek. Hani beceremiyor adam. Safsaklıyor. Bilerek safsaklıyor. Yahut beceremiyor. Eline yüzüne ulaştırdı. Ben bazı konularda bilerek. Tabii bir önceki valimiz de böyleydi. Evet, bir önceki valimiz de böyleydi. İstanbul, Vasip Bey Ankara'da şu anda selam olsun. İyi ki var bu valiler. Yoksa İstanbul'u götürecek. Korona götürecek. Korona götürecek. Efendim, herkese iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.